Sentez programına hoş geldiniz. Ben Beste Uyanık. Güzel bir haftaya başlıyoruz. Artık kapanmalardan kademeli olarak normalleşirken bakalım piyasalar ve gündem bana neler göstermiş. Açılış stili başlıyor. Türkiye gündeminde tabii ki gündem maddemiz İsrail ile Filistin arasında yaşanan katliamlar. Sürekli sayı artıyor. Çocuklar, anneler, babalar hiç fark etmiyor. Sizlere çok çarpıcı da bir fotoğraf göstereceğim açılış stilinin sonunda. Birkaç kere de programda açacağım ki halimize şükredelim. Gerçekten insanlar neler yaşıyorlar. Nitekim Filistin diplomasisi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ciddi anlamda sesini yükselten tek lider olmaya hala devam ediyor. Birleşmiş Milletler Sekreterinden evet belli adımlar var, hani durdurulmalı, kınama gelmeli denilse bile yine de Biden konuşurken Filistin lideriyle kınama yerine bombalamaların durdurulması gerektiğinin altını çiziyor. İlginç. Filistin diplomasisi de Türkiye açısından devam ediyor. Gözler kabinede normalleşmeye dair bir genelge yayımlandı ama acaba nasıl bir süreç bizi bekliyor bundan sonra, bakacağız. Normalleşme formatında işte hafta sonu yasakları devam ediyor 1 Haziran'a kadar. Gene akşamları 9'dan itibaren yasaklar var. Bilardo salonları, kıraathaneler, spor salonları, yüzme havuzları, bunların hepsi kapalı olarak kalacaklar. Restoranlar gün içerisinde sabah 7'den 20'ye kadar paket servisiyle gel al ve paket servisi yapabiliyorlar. 20 ile 24 arasında paket servisine devam edecekler. Diğer taraftan AVM'ler hafta sonu kapalı ama hafta içleri 7 ile 20 arasında açıklar. Seyahat, sokağa çıkma yasakları, 65 yaş üstünde eğer 2 doz aşılandıysanız tamam çıkabilirsiniz. Ama sıranız gelmesine rağmen eğer hala aşılanmadıysanız da 10 ila 14 arasında çıkabileceksiniz. Diğer taraftan da dediğim gibi yasaklı ürünlerin satışı hala durdurulmuş durumda. Alkol ve benzeri diğer konuların hepsi yasaklı 1 Haziran'a kadar. Biz de bununla ilgili infografikler oluşturacağız. Gün içerisinde 24 ekranlarında yasakların ve tamamların ne olduğunu görebileceksiniz. Vaka sayısı 10 binlerde, tam kapanma işe yaramış gibi gözüküyor ama dediğimiz gibi rehavete kapılmamak lazım. Kademeli normalleşmeyi biraz önce söyledim. Bunu yayınımızda da konuklarımla konuşacağım ama dediğim gibi 19 Mayıs'la ilgili çok ciddi bir karışıklık vardı, bir muamma vardı. Acaba 19 Mayıs kapalı mı? 19 Mayıs'ta yine şehirler arası seyahatler önlenmesin diye 19-20-21 kapatılacak mı diye, buna dair bir açıklama gelmedi. Bu saatten sonra da herhalde gelmez. Çünkü biliyorsunuz insanlar 17 günlük bir kapanmadan sonra kendilerini toplamak için vakte ihtiyaçları var. Ama dediğim gibi seyahat kısıtlaması, yani izin gerekiyordu. Şimdi sokağa çıkma yasağı yoksa yine seyahat edebiliyorsunuz. Bakalım. Bugün saat 9.30'da da belli yayınlarımız olacak. İşte belli noktalardan muhabirlerimiz bize durumu aktaracaklar. Bakalım İstanbul trafiği kilitli mi değil mi? Yine ciddi bir artış var ama insanlar kendilerini sokaklara atmışlar. Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. 8 ve 12. sınıflar yarından itibaren yüz yüze eğitime başlayacaklar. Ve belli eğitim kurumları şu anda kulislerde ciddi anlamda Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı konusunda tartışma devam ediyor. Çünkü beklentilerle paralel olmayan açıklamalar geliyor anlamında. Bu saatten sonra okullar açılmaz deniyordu. Şimdi 8 ve 12. sınıflarda okulların açılacağı öğrenildi. Çocuklar için cidden çok zor bir eğitim yılı oldu 2020-2021 yılı. Aileler de çok zorlandılar. Çocukları bir ekran önüne koyuyoruz, bir ekran önünden alıyoruz. Hele 8. 12. sınıflar sınavları da var. Onlar için zaten ayrıca zor. 1. sınıf, 5,5-6 yaşında çocuk. Okuma yazmayı öğretme konusunda öğretmenler kadar nitelikli anne babaların olması imkansız. Ben en iyisiyim deseniz bile o kadar zorlanıyorsunuz ki, nitekim kulislerde de acaba şu sorular çok ciddi anlamda artık konuşulmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığı değiştirilecek mi? Bakalım, göreceğiz. Biletler tükendi, herkes geri dönmenin peşinde. Tahmin edebileceğiniz gibi otogara da bir yayınlar sırasında gitmek lazım. Bakalım orada durum nedir? Şampiyon Beşiktaş, Beşiktaş'ın kutlama görüntülerini ekranlarınıza getireceğim ama çok ciddi bir kutlama sevincinden dolayı insanlar dışarıya çıktılar. Hiç maske, mesafe, zaten bağıra bağıra çığlık çığlığa kutladılar.
haklarıdır şampiyonluk kutlaması ama tam kapanma da hakları değildi. Bana göre bu 17 günlük tam kapanma gerek İsrail-Filistin protestoları gerek takımların kendi içlerinde sevinmeleri derken bana şu resmi göster. İnsanımızın 40 fırın ekmek yemesi lazım bu koronadan kurtulabilmeleri için. Daha biz çok otururuz bu kafayla devam edersek. Dolu sürprizi meteorolojiden gelen uyarı. İnsanlar yine halılarını kilimlerini koydular hemen. Çünkü dolu sürprizi gelebilir. Araçlar zarar görmesin diye. Bundan 2,5-3 sene önce olan doluda inanılmaz zarar görmüştü kaportalar. Ve özellikle tabii dolu sürprizi geldi ama özellikle karşı tarafta Anadolu yakasında ciddi anlamda etkili oldu. Ben Göktürk'te oturuyorum. Orada yağmur sağanak olarak geldi. Ve çekirge istilası Gaziantep'te çekirgeler istila etmişler. Covid için ne diyoruz? Doğaya verdiğimiz zararların bedelini doğa bize ödetiyor diye. Bu çekirgeler, böcekler, karıncalar bunların basmaları da hem bize bir doğal afet hem de doğanın bir dersi olarak karşımıza çıkıyor. Gaziantep'te de çekirge istilasını da ekranlarınıza getirmiş olalım. Dünya gündemiyle devam ediyoruz. Filistin saldırı altında hala devam ediyor. Birleşmiş Milletler toplanacak. Birleşmiş Milletler Sekreteri durmalı diyor. Bu işgal durmalı diyor ama tabii ki İsrail'e resmi bir kınama yok. Biden aradığında dediğim gibi bombalamalar durmalı diyor ama İsrail'i kınamaktan kaçınıyor. Çünkü İsrail'in çok güçlü bir duruşu var orada. Bu duruşta çok fazla insan özellikle Orta Doğu'yu parçalayıp Orta Doğu'da insanları birbirine düşüren dev ülke hegemonyalarının çok işine geliyor. O yüzden biz burada bebeklerin, ailelerin dramlarını ekranlara taşırken onlar sadece olmalı, olmamalı, yapmasalar iyi, yapmasınlar gibi çok cılız kalan kınamalarla ancak işleri götürüyorlar. Nitekim İsrail Ordusu Terör Örgütü bu da hava kuvvetlerinden istifa eden bir yüzbaşı pilota ait bir açıklama. İsrail Ordusu bir terör örgütü. Oradaki pilotlar da suçlular diyor. İki devletli çözüm bu hala gündemde. Şimdi İsrail ile Filistin arasında hangisinin hangisini tanıyacağını bırakmak yerine iki devletli çözüm daha mantıklı bir şekilde önümüze çıkıyor. Bu da yine tartışılıyor. Çin'den çağrı. Çin de yine bu işe girdi. Çin'in bir Orta Doğu projesi var biliyorsunuz. Orta Doğu bir köprü Türkiye'den geçiyor, Orta Doğu'dan geçiyor. Kendine yeni bir İpek yolu kurma projesi aslında. Batı onu Asya'ya sıkıştırmaya çalışırken onun aklı fikri nereye gelmek? Batı'ya gelmek, Batı'ya yaklaşmak, ihracat ithalat pazarlarının önüne geçebilmek, her şeyi eline alabilmek. İşte o yüzden Çin'den de bu Filistin İsrail ile ilgili bir çağrı gelmesi hiç sürpriz değil. Çünkü adam da yaklaşık 250 yıllık o projesini gerek Türkiye üzerinden gerek Orta Doğu üzerinden ilerletmek istiyor. Ve İsrail'i sıkıştırması da lazım Çin'in bir şekilde. Ayinde tribün çöktü. İsrail'de Doğu Kudüs'te biliyorsunuz saldırılar devam ediyor. Ultra Ortodoks bir sinagogda ayin yapılırken tribün çöküyor. İki tane çocuk orada da hayatını kaybediyor. Almanya'da polis şiddeti bu Türklere uygulanan bir şey. Biliyorsunuz Almanya'da hani bana kötü davranılıyor, bana ayrımcılık var, ırkçılık var başvuruları %600 oranında artmıştı. Biz birkaç gün önce bunu ekranlarınıza taşımıştık. Nitekim rahatsızlanan bir Türk vatandaşına da polis şiddeti uygulanıyor. Buna da yer vermek istedik. Yüzlerce ceset Hindistan'daki dram devam ediyor. Hiçbir şey değişmedi. Aksine Ganj Nehri'nin kıyısında şimdi seri seri gömülmüş cesetler çıktı. Önceden biliyorsunuz bir 71 tane ceset kıyıya vurmuştu demişlerdi bu koronavirüsten olabilir diye. Yine Hindistan'da bu problem devam ediyor. Hindistan'daki bu problem uzakta diye düşünmüyoruz. İthalat ihracat kanalları, genel olarak küresel sermayenin hareketi, riskli piyasalardan uzak durma, daha böyle dolara yönelme, altına yönelme bunların hepsi bu koronavirüs vakalarıyla Hindistan'ı içine alıyor ve dünyanın geneline yayılıyor. O yüzden hani uzakta uzakta demeyeceğiz. Wuhan'dan da bayağı bir dilimiz yandı. Çok uzakta bize gelmez dedik. Bakın 14-15 aydır biz sürekli bunu konuşuyoruz. %95 azalıyor. İtalya Sağlık Enstitüsü'nden gelmiş bir haber. 27 Aralık 2020 ile Mayıs 2021 arasındaki aşılamalar üzerinden yapılan çalışmalar görülüyor ki birinci doz aşınızı bile olmuş olsanız %95 oranında ölüm riskiniz azalıyor. Tek yol aşı pasaportu. Birkaç ay önce konuşurken çok idealist konuştuk. Hayır olmaz, insanlar ayrımcılık yapılmamalı diye. Gün geldi çattı aşı pasaportuna. BioNTech'liyseniz,
Sputnikliyseniz, CoronaVac'lıysanız hepsi için bir belgenizi yanınızda taşımanız gerekiyor. Artık dünya buna evriliyor ve tek yol bu gibi gözüküyor. Ve çip krizi, Honda en önemli otomotiv firmalarından bir tanesi, %10,3 oranında gelirlerim düştü diyor. Ve ciddi bir gerileme var. Biliyorsunuz çip krizi de hala devam ediyor. Bitmiş de değil. Çok fazla otomotiv şirketi, teknoloji şirketi, bunların hepsi yatırımlarını ileriye doğru götürmek. Yani ellerindeki çiple bu krize yakalanmamak için, ki şunu söyleyelim. Türkiye'de pek çok otomotiv firması ne yaptılar? Normalde Nisan'da durdurup Nisan'ın ikinci haftasında açmayı bekliyorlardı. Hiçbirisi öyle gerçekleşmedi. Hepsi üretimlerine ara vermek zorunda kaldılar. Nitekim bu dünya genelinde de etkili. Bu arada Türkiye ile ilgili işte Süper Lig biliyorsunuz koronavirüs vakalarından dolayı gitti. Formula 1 13 Haziran'da vardı. O da gitti. Belki Haziran ayında ertelenme ama Temmuz Ağustos'ta bir yerde araya bir İstanbul'u sokma söz konusu ama dediğim gibi bunların hepsi bize prestij kaybettiren şeyler. Çünkü Türkiye'nin gelinmesi ve görülmesi gereken bir yer olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu arada Turizm Bakanlığı'nın bir videosu var. Sosyal medyada çok ciddi tepkiye neden oldu diye geri alındı. Onu da tartışacağız. Çünkü belli ki konuşmaya çalışıyoruz. Evet, dillendirmeye, anlatmaya çalışıyoruz ama dilimiz yanlış gibi anlaşılıyor. Bakalım verilere bakalım. Ondan sonrasında hem Ankara'ya gideceğiz hem de genel şöyle bir sizi İstanbul'da gezdireceğim. Çünkü nedir? Rakamlar ne durumda? Trafik dolu mu? Onlara bakacağız. 8.40 olarak dolar haftaya başladı. Perşembe ve Cuma günü kapalıyken 8.51'e kadar gelmişti. Ama dediğim gibi 8.51'e değmesi iyi. Orada bir rahatladı. Bundan sonra bu hafta aslında gelecek önemli bir veri yok. Onu düşürebilecek önemli bir veri olmamasına rağmen bu 8.40'larda devam eder gibi gözüküyor. Euro dolara oranla şu anda biraz daha kuvvetli gibi görünse de genel olarak dolar gücünü euroya karşı gösteriyor diyebilirim. Euro da 10,19'da seyrediyor. Gram altın 500 lirayla girdi. 502 liraya kadar çıktı. Şu anda 500 lirayla seyrediyor. Çarşamba günkü yayında pazartesiye 500 lirayla başlayabilir. Ama piyasa kapalıyken de bir 500'ün üstünü test eder demiştim. Nitekim gerçekleşti. Ons şu anda riskten uzaklaşmak isteyenlerin bakın 1853, 1852 demiştim 1853'teyiz şu anda. Bütün eşikleri sırasıyla atlıyor. 1878'e değdikten sonra tekrar bir düşüş gerçekleşebilir. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor. 1 Haziran'a kadar kısa vadeli altında yükselişlerin geleceğini söylemiştik zaten. Bakalım nereye doğru gidecek. Ons'un 1850'nin üzerinde yer ediyor olması, koronavirüs artı aşılar artı turizm artı çip krizi derken belli negatifliklerin öne çıktığını da bana gösteriyor. Borsa İstanbul 1441, saat 10'da daha net bir şekilde anlayacağım çünkü satış yemiş olabilir. Tahvil 17,94, Brent tipi petrol 68 dolardan yükseliyor, 70 dolara doğru gitmek isteğinde hala yeterli veriyi alamadı. Hindistan'daki bu vaka sayısının artışı ve İşte Ganj Nehri'nin kenarına yüzlerce ceset gömüldü. Ganj Nehri'ne yüzlerce ceset geldi. Bir ceset yakmak 15 bin liralara kadar çıktı. Ki bakın insanlar acılarını yaşarlarken bile yeterince yaşayamıyorlar çünkü paraları yok. O yüzden Brent tipi petrol bunu bekliyor. Bir kripto borsasına bakalım. Kriptoda geçtiğimiz pazartesiden bu yana filler çarpışıyor. Ethereum'un CEO'suyla Elon Musk çarpıştılar. Çimler ezildi. Altcoin'ler, defiler tutunmaya çalışıyorlar ama ezilme gerçekleşti. Bitcoin 42.635'e kadar geriledi. Bu da bize şunu gösteriyor ki boğa sezonuyla ayı sezonu arasındaki ince çizgide yürüyoruz. Ethereum'a bakalım. Bitcoin oranla Ethereum'un daha güçlü duruyor olması, bu polemiklerde Vitalik Buterin'in, Ethereum'un CEO'sunun bulunması, Elon Musk ciddi anlamda istediğini alamayınca, onun şaka coin'i dediğimiz Dogecoin'e savaş açılınca ve Shipcoin diye bir tane, şimdi köpekli coin'ler çok arttı. Onlardan bir tanesini Ethereum'un CEO'su alıyor, satıyor ve Hindistan'a bağışlıyor. 1 milyar dolar büyüklüğünde. Ama biliyorsunuz çimler de ezilirken eğer büyük bir potansiyel varsa oradan bir büyük fil der ki o çimleri o kadar da ezme. İşte o çimleri o kadar ezme, acısını çıkartırım diyen de Elon Musk oldu. Ayı sezonuyla boğa sezonu arasında gidip geliyoruz. Kritik günlerdeyiz. Hiçbir sektörde fillerin tepişmesinin faydasının olmadığını gördük. Çip kriziydi, aşı krizine geldi. Şimdi kripto krizine geldi. Bu da geçişkenliği arttırıyor. Altının, doların, 10 yıllık tahvillerin bu kadar hareketlenmesinin nedeni artık yatırım araçları arasındaki geçişkenliklerin çok
az olması, yani çok süratli olması diyeyim. Yani altındaki artık beklemiyor diyorum. Ankara'ya gidiyorum. Gündem yoğun. Hadi. Analiz Sentez programında devam ediyoruz. Şimdi Ankara'ya gidiyoruz. Melik Yiğitel karşımda. Artık resmen açığız, yani kademeli normalleşmedeyiz ama biraz daha böyle morallerimiz iyi durumda değil mi Melik Bey? Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Günaydınlar. Evet, yani normalleşmeye doğru gidiyoruz. Nasıl geçti bayram? Biraz da böyle gidecek. Biraz direnden sonra... Vallahi ben evdeydim çocuklarla. Ben de. O kadar mutluydum yani sürekli ki. Sürekli çocuklarla oyun oynadım. Evet. Fakat yani o oyun oynamak çocuklarla 3 gün boyunca hakikaten yorucu bir şeymiş. Aa, bilmiyorum. Ben burada size katılamayacağım. Ben bugün sabahleyin kızımdan o kadar zor ayrıldım ki. Yani o kadar alışmışım ki onunla o 4 gün lokum gibi sevmeye. İnşallah herkesin bayramı da çok güzel geçmiştir deyip bu dileklerimizi de tekrarlayayım. Çünkü inşallah da bu son İnşallah. Bayramımız olur. Annemizden, babamızdan, sevdiklerimizden ayrı olduğumuz. Öyle de gözüküyor. Şimdi Melik Bey, normalleşmeye geçiyoruz. Ama futbol şampiyonluğu için evet, kutlamaların abartıldığının, protesto için herkesin sokağa çıktığının da altını çiziyorum. İnsanımız daha 40 fırın ekmek yemesi lazım değil mi? Ama vakalar gene çok şükür biraz iyi. Neler beni bekliyor? Evet, yani vakalar iyi. 10.500 dün açıklanan rakam ama dediğiniz gibi bu şampiyonluk işinde bayağı aslında uyarıldı da. Yani hem Süleyman Soylu uyardı, hem valilik uyardı. Hani sakın sokağa çıkmayın diye. Fakat hani Beşiktaş şampiyon olunca herkes kendini sokağa attı. Fenerbahçeliler de protesto için yürüdü. Ve dolayısıyla hani sokaklar o anlamda doluydu. Şimdi tabii ki bu doğru değil. Önce onu söyleyeyim ama şimdi bunu bu Trabzonspor taraftarı olarak söylemem yanlış anlaşılabilir. Ya bu şampiyonumuzu mu kıskanıyor diye. Öyle değil ama yani sağlık için biraz daha dikkatli olmak gerekirdi. Ama o tedbirlere uyurmadı. Yani gece geç saatlere kadar da sürdü. Uyarılarla ancak dağıldılar. Fakat hani gece 1'e 2'ye kadar da sokaktaydılar şampiyonluğu kutlamak için. İnşallah bu vaka sayılarına yansımaz. Yani en büyük temennimiz o. Fakat hani birçoğunda şu anda ekrana da geliyor. Bağırdıkları için tabii maske de yoktu. Ve hani temas oldukça fazlaydı. İnşallah sayılar artmaz. Temennimiz o. Ve tabii şampiyonun darısı da başımıza seneye. Aslında çok da yakın geçti Melik Bey, yani Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki mücadele de çok yakın geçti. O yüzden hani ben Fenerli olarak hani hüsranla ayrılan tarafta oluyorum ama biliyorsunuz ben milli takım Fenerlisiyim. Yani kim kazanırsa sevinen yani. İzlerim. Fenerliler bana diyor ki sen Fenerli falan değilsin, sen sadece o renkleri sevdiğin için tutuyorsun diyor ama kutlayalım güzel ama dediğim gibi yani bu tam kapanmaya yakışmadı. Ha, çok da iyi anlayabiliyorum, artık moralleri bitti insanların, bir sevinmek istiyor. Peki şuna evet, geçelim. Evet. Sevinmek istiyoruz, insanlarla iletişimimizi kurmaya çalışıyoruz diyoruz ama Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı bir video. İnsanların maskelerinde enjoy I'm vaccinated. Evet. Yani gül ben aşılıyım. İkinci sınıf vatandaş muamelesi mi yapılıyor turizmcilere evet, diye tartışma başladı ve geri çekildi video. Neden? Siz vallahi, neresindesiniz bu işin? Yani ikinci sınıf şöyle, vatandaş mı? İletişim hatası mı? Vallahi ben beğenmedim. Kişi olarak ben reklamı beğenmedim. Kötü buldum. Çok böyle başka türlü anlatılabilirdi. Yani ben aşılıyım, rahat olayım. Karşımdaki aşılı mı, o çok güvende mi, sağlıklı mı? Yani sadece turistleri, tamam elbette turizm iyi bir gelir, turistler gelsin Türkiye'ye falan ama yani çok da kendimizi ezmeden. O video biraz bizi bir ezen bir şeydi. Ben rahatsız oldum. Yani ben hoşlanmadım. Ben gördüğümde de hoşlanmadığımı söyledim. Var mı söyledim. Görüntülerimiz? Başka türlü alabilir miyiz araya? Böyle... Evet.
Yani başka türlü de anlatılabilirdi. Yani tamam, dikkat çekmek için belki bunu yaptı ama sosyal medyada da yani çok insanlar rahatsız edici buldu. Hiç öyle sadece işte muhalif falan değil. Yani AK Parti'ye oy verenler de rahatsız oldu bu işten. Ve bu tepkilerini de ilettiler. Tamam hani etkili bir reklam, sonuç alıcı ama hani başka şekilde anlatılabilirdi. Sonuçta ben hani reklamcı olsam böyle bir yol tercih etmezdim. Bildiğim kadarıyla Serdar Erener çekmiş bunu reklamı. Yani kim çekti, nedir diye biraz baktım. Serdar Erener galiba çekmiş. Hani etkileyici ses getirsin diye çekilmiş ama hani maske tamam ama hani aşılıyım falan çok hoşlanmadım ben bu işten. Yani burada tabii kimin çektiğinden çok sonuçta hani şu olmaya başladı artık. Bir mizahla, işte videolarla, animasyonlarla bir şekilde bir mesaja verilmeye çalışılıyor. Ama sürekli bir videolarda konuluyor, evet, siliniyor. Evet. Konuluyor, siliniyor. Yani bu her türlü şeyde artık insanlara hani şey oluyor. Bir yerden sonra hani bir çocuğu bir kere itersiniz, özür dilersiniz, tamam. İkinci defa itersin, tekrar özür dilersin, tamam mı? Üçüncüde artık o itileceğini bildiği için etkisini kaybeder o özrün gibi geliyor bana. Yani hani acaba... Doğru. Ya şöyle... Yo, yani gelişen çağda artık iletişim kazaları diye bir kavramımız var. Yani böyle trafik kazası gibi. İşte hızlı hareket ettiğinizde hani bir an önce vereyim, bir an önce sonuç alayım, bir an önce hedef kitleye ulaşayım diye. Aynen. İşin matematik hesabını yapmadığınızda, İşin algoritmasını yapmadığınızda, ya ben evet böyle ama bu işin algoritması nedir? Yani kaç kişi olumlu etkiler, kaç kişi olumsuz etkiler, elde ne var? Bunu hesap etmediğiniz zaman böyle kazaya yol açabiliyorsunuz. İletişim kazası bu. Bunun yolu da şudur. Yani evet, bir kişinin aklı tamam, ben bunu buldum falan ama sonuçta böyle biraz empati kurarak evet buldum tamam, verdiğimde ne olacak? Yani... Şimdi mesela eskiden gelen bir şey var, böyle reklamın iyisi kötüsü olmaz diye. Öyle değil artık. O şeydi yani, tek kanalı dönemden kalma bir söz. Reklamın iyisi kötüsü olur. Yani iyi reklamda sonuç alırsınız, kötü reklamda şeydir yani, köpük gibi yani, sis bombası gibi. Doğru. Ortalık karışır ama evet yani köpük gittiğinde geriye bir şey kalmıyor. Yani kötü reklam öyle değil. Sizin marka değerinizi mahveder. Kişi olarak da böyledir. Siz bir anda yukarıya taşır ama o taşıdıktan sonra kafa üstü çakılırsınız. Kötü reklam böyle bir şeydir. O yüzden hani reklam iyisi kötüsü olur. Benim ona itirazım var. Böyle bir çağda hele hele iyi reklam olmak zorunda. Yani beklentiniz yüksekse iyi reklam olmak zorunda ve bunun dediğim gibi hesabını kitabını da iyi yapmak gerekiyor. Yani şimdi aşağıda KCM'de turizmde beklentiler yazıyoruz ama turizmde beklentiler de o kadar iyi seviyede değil anladığım kadarıyla. Çünkü hani 1 Haziran önemli bir eşik olacak bizim için. 1 Haziran'da işte hafta sonu yasakları kaldırılması bekleniyor. Evet. Ama... sokağa çıkmalar ama biraz yine şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım, geç kaldık. Hani bu insanımızdan mı, tedbirlerin yetersizliğinden mi, orası tartışılır ama biz geç kaldık. Ve 30 milyar doların bana göre bir 15'i gitti. Yarıladık şu anda. Diliyorum Temmuz'dan sonra. Şöyle yani. Yo evet yani haklısınız. Bu sayıları düşürmek zaman aldı ve biz daha yeni yeni işte o 10 binli rakamlara gelebildik. Aslında hedefimiz de binli rakamlara gelmek. Belki hani biraz Haziran'a kadar bunu becerebiliriz. Çok hızlı bir düşüş var. Yani bunu telafi etmenin yolunu ben daha önce söyledim. Benim gördüğüm şey iyi bir turizm diplomasisi. Yani gidip o insanlara anlatmak, kendimizi anlatmak, rakamları anlatmak, ülkeyi anlatmak ve ikna ederek olur. İşte tur şirketleriyle çok sıkı bir ilişki kurarak, anlatarak bunu aşabiliriz. Ben yani turizm gelirini ne kadar gerçekleştirebiliriz? Evet yani belki hedefi tutturamayabiliriz ama en azından hedefin 1/3'ünü tutturabilirsek o bile çok iyi bir şey. Çünkü hani dünyada da böyle bir sorun var. Sadece bizde değil. Dünyada da hani turizm gelirinde beklentiler çok karşılanamıyor ama bizim için iyi bir kalem,
iyi bir kalem olduğu için de daha fazla anlatmak zorundayız. Yani uçağa atlayacağız, ülke ülke gezeceğiz ve anlatacağız. Bunun başka bir yolu yok gibi. Evet öyle. Hani videoları seçerken de daha dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi bir de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla devam edelim. Çünkü kulislerde artık iyice fazla duyar hale gelindi. Sağlık Bakanlığı'nın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın değişme ihtimalinin ortaya çıktığı. Çünkü açıklamalar yapılıyor. O açıklamalarla bazen tutmuyor. Sonra değişiklikler yapılıyor. İnsanların güvenleri sarsılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son açıklama şu: yarından itibaren 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime geçecekler. Aileler bunu istemiyorlardı. Son sınav olduğu için mi? Ama bir öncesine de dediler ki eğer sınava girmek istemiyorsa 21 Mayıs'a kadar da hani dilekçe verebilirdi. Biraz böyle fazla değişiklik olmadı mı eğitimde? Oldu ama önce ben bir son dakika gelişmesi bilgisini aktarayım. Tamam. Şimdi bugün kabine toplantısı var biliyorsunuz. Kabine toplantısında esnaf için bir dizi önemli müjde açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün millete sesleniş konuşmasında esnafa bir dizi müjde verecek. Evet. Önce eğitimi konuşalım, sonra müjdelere geçelim. Önce eğitimi bölmeyelim. Eğitimle ilgili ne düşünüyorsun, sonra müjdeleri sayarız. Zaten Cumhurbaşkanı açıklayacak. Hı hı. Tabii yani müjdeyi zaten Cumhurbaşkanı çıkacak. Sadece bir son dakika bilgisi geldi. Hani esnaf sıkıntılı ve onlara dair müjdeler olacak bugün diye. Evet. Şimdi eğitime dair şöyle. Biraz da şartlarla ilgili bir şey. Yani çünkü mesela daha önce okulları açtılar. Fakat okulları açtıktan sonra baktık ki yani vaka sayıları arttı. Vaka sayılarının artışıyla birlikte tekrar kısıtlamaya gitti. Yani biraz sınama yanılma yoluyla gidiliyor, doğru. O biraz şartlardan kaynaklanıyor. Yani kestirilemiyor. Şimdi bunu kestirmek mümkün mü? Değil. İlk defa yaşıyoruz bunu. Yani mesela ben okullar açıldığında bütün tedbirler alınmıştı. Benim eşim de öğretmen. İşte maske, hijyen, mesafe, her şey sağlandı. Ama ona rağmen bir Covid tehlikesi ve okullarda başladı bu. Tekrar kapatmak zorunda kaldılar. Yani önüne geçemediler. Bu çok mümkün olmadı. Şimdi 8 ve 12. sınıflar, bir de okul öncesi çocuklar var. Onlar işte okula gidecek. 1 Haziran'dan sonra işte en az bir ay acaba tam açabilir miyiz diyorlar. Onu kestirmek biraz zor. Yani biraz vaka sayılarına bakarak söylemek mümkün. Eğer binli rakamlara düşerse evet, yani bir Haziran'dan Temmuz ortasına kadar okulları açmak mümkün olacak. Fakat hani dediğim gibi özellikle 1 Haziran'a kadar rakamlar çok belirleyici. Bunu bilim kurulu üyeleri de söylüyor. Yani binli rakamlar çok hayat memat meselesi diyorlar. O binli rakamları yakaladığımızda, bir de aşıyı hızlandırdığımızda, aşı takvimini hızlandırdığımızda biz beklediğimiz sonucu alırız ve o zaman birçok şeyi de yapabiliriz. Yani okulların açılması dahil. Ama hala vaka sayısı 10.500 civarında ve aşıda evet hızlandık ama istediğimiz düzeyde değiliz. İşte Eylül-Ekim sonu %80'lerin üzerine çıkması hedefleniyor. Hala ondan uzağız ama yani... Ben işin doğrusu 1 Haziran'dan itibaren okulların açılabileceği konusunda çok umutlu değilim. Yani çünkü o kalan bir ay bu kadar riske edilir mi, ondan da emin değilim. Yani sırf bir ay açmak adına o risk göze alınabilir mi, onun hesabını da iyi yapmak gerekiyor. Yani bir de şöyle bir durum var. Anneler babaların da işi zor. Zaten çocukları ekran önünde tutmak, bir şekilde daha böyle bir şey öğrenebilsin diye uğraşlar. Şimdi tam hani bir yaz tatiline git, tam açılmışken, her yer açılmışken, insanların moralleri için bir hava almaları gerekirken, siz şimdi bu insanlara derseniz ki bir ay daha senin okulun var oğlum ya da kızım, o kadar zor bir şey ki. Yani bana göre tam kapanmalı artık bu sene, heba oldu, yapacak hiçbir şey yok. Ya madem ilk yaşıyoruz, hani çünkü maalesef bu bir umut, yani çocuğa diyorsun ki yaz tatili gel, ha tamam bitti açıldı diyorsun, ama hayır okula gidiyorsun. Yani o çocuğun alacağı eğitimin o saatten sonra o sıcakta çocuğun
yıllardır kodlanmış yaz tatiline gidersin ya da tatil yaparsından sonra bir de bunu o kafasındaki hayali kırmak ne kadar faydalı, ne eğitimi olacağı ben bilmiyorum. Şey, bunlardan dolayı mı konuşuluyor bu bakanlıklarda, hani olmuyor, olmuyor, yönetilmiyor sesleri yükselmeye başladı. Ya ben öyle düşünmüyorum işin doğrusu. Yani kriz yönetimi zordur zaten. Ve dünyada birçok ülkede böyle sorunlu bir süreç yönetimi var. Bunu hani işte faturayı iki bakana çıkarmak falan, ben işin doğrusu bunu doğru bulmuyorum. Yani sonuç itibariyle zor şartlar, yani şartlar zor ve bu zor şartlarda da en iyisi yapılmaya çalışıyor. Ortak akılla hareket ediliyor. O yüzden de hani bu tür sorunlar yaşanabilir. Ben şeyin hani bir işte bakan değişikliği falan öyle bir şey beklemiyorum işin doğrusu. Sonuç itibariyle dediğim gibi şartlar zor, durum zor. Yani dünya da bunu deneyimledi. Yani işte Almanya, İtalya, Fransa'da farklı bir şey olmadı. Orada da çok sayılar arttı, ölümler arttı, hastaneler doldu taştı. Onlar da mesela Almanya'da da okulu açtılar, tekrar kapattılar, uzaktan eğitime geçtiler, tekrar kapattılar. Yani biraz böyle şartlar yeni olduğu için biraz sınama, yanılma yolu ilk etapta oldu ama bütün dünyada oldu. Geçmiş ülkelerde de oldu. Dolayısıyla hani bunu el birliğiyle muhtemelen aşacağız. Kesinlikle. Şimdi İsrail-Filistin'i konuşacağız ama öncesinde bir fotoğraf göstereceğim izleyicilerime. Analiz sentezde açılış zilinde gündemim çok yoğun olduğu için gösteremedim. Ama şimdi bir fotoğraf geliyor yanınıza. Şükrederken, daha doğrusu hiçbir ülkenin anlamadığını söylerken işte siz bu fotoğrafa bakıp anlayacaksınız. Birazcık insanların gerçekten farkında olabilmesi için bu gibi fotoğrafları kaydırmayacağız, geçmeyeceğiz. Aksine her dakika bakacağız ki biz bunu anlayalım. Geldi mi fotoğraf? Yanlış fotoğraf geldi, gelecek. Melik Bey şöyle bir fotoğraf. Bence çok can alıcı, bakın. Geldi. Burası Filistin'den bir görüntü. Amerikalı niye? Niye anlamıyor? Niye anlamıyor? Çünkü onun belleği burada. Güzel bir banyo, küveti, abajuru, avlusu yeri. Ama sonra madalyonun öbür tarafına bakıyorsunuz. Ve bunu görüyorsunuz. Bu yıllardır devam eden bir durum. İşte belki bu adam bu çocuklarını böyle yıkamaya çalışıyor. Bu çocuklar belki ölecekler. Öyle. Ama neden? Biden ararken kınamaktan vazgeçiyor. Kınayamıyor. Neden kınayamıyor? Çünkü ortada o da istekleri var. Bu çocukların yıkık dökük bir binada babaları tarafından bu şekilde yıkanıyor olması, konuyu değiştirmem lazım yoksa gideceğim. Yıkanıyor olması önemli değil. Bu annelik beni çok kötü yaptı Melik Bey. Siz alın. Al kamerayı. Yok, evet. Haklısınız. Evet. Ben öyle yani, empati kurduğunuzda doğru, etkilenmemek mümkün değil. Ben işte bayram boyunca durmadılar. Bayram boyunca öldürdüler. Yani şu anda önümde rakamlar var. Bu rakamlar sürekli revize ediliyor. İşin berbat tarafı bu. Yani şimdi bu rakamı veriyorum. Bir saat sonra başka bir rakam olacak bu. 197 kişi hayatını kaybetti ve bunun 58'i çocuk. Korkunç bir tablo. Yani 34'ü kadın, işte 58'i çocuk. Az önce fotoğrafta gördüğünüz o çocuklar ölüyor. Dünya sessiz. Ya Biden'ı söylediniz. Biden telefonla aradı. Bırakın hani başsağlığı, dayanışma, öyle bir şeyi geçtim ben. Hamas'ın saldırıları rahatsız edici dedi. Hamas saldırılarını durdursun dedi. İsrail tehlikede dedi. Yani berbat bir açıklamaydı bu. Ay canım benim. İnsanlık meselesinde tam sınıfta kalma. O ana kadar Hamas'ın saldırısı yok ki zaten. Yani bayramdan önce Cuma günü, daha doğrusu aslında bu iki aylık bir süreç hemen hemen. Yıllardır devam ediyor da yeniden tırmanmasına dair. Batı Kudüs'te insanları zorla evlerinden çıkardılar. Evlerine el koydular. Arsalarına, tarlalarına el koydular o insanların ve böyle Nazi toplama kampı gibi kamyonlara bildirip uzaklaştırdılar. Sonra bu insanlar geldi Mescid-i Aksa'da toplu namaz ve dua ettiler. En doğal hakları. Buna izin verilmediler ve saldırdılar. Ertesi gün işte plastik mermilerle, sis bombalarıyla saldırdılar. 12 kişi hayatını kaybetti.
Daha sonra işte hava saldırısı başladı. Ondan sonra Hamas dedi ki yani evet ben de füzeleri kullanmaya başlayacağım. Yani dolayısıyla bu sarmalın her tarafına bakmak gerekiyor. Ve bunu durdurmak da evet İsrail bu saldırıları durdurduğunda Hamas zaten duracağım diyor. Hamas'ın söylediği şey ben meşru müdafaa hakkımı kullanıyorum diyor. Dolayısıyla İsrail bu saldırılara son verdiğinde bir desin ki ya ben evet saldırılara son veriyorum. Ona rağmen saldırılara son vermesine rağmen eğer Hamas saldırılarına devam ederse hep birlikte Hamas'ı konuşalım. Ama siz koca koca binaları vurup yerle bir ediyorsunuz. Yani gelen fotoğraflar, görüntüler dehşet. Dehşet. Yani adam karısını ve 3 çocuğunu ölüsüne ulaşmak için saatlerce binayı elleriyle kazmaya başladı. Şimdi bütün bu korkunç görüntüye dünya seyirci kalıyor maalesef. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan korkunç bir çaba sarf ediyor. İşte dün İran Cumhurbaşkanı Rouhani ile görüştü. Bugüne kadar 15 tane devlet başkanı ile görüştü. İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı yapıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısında Sayın Çavuşoğlu harekete geçme zamanı dedi. Dünyaya öyle bir çağrı yapalım ki ya BM Güvenlik Konseyi oraya bir ortak güç koysun ve korumaya alsın. Eğer korumaya almıyorsa İslam İşbirliği Teşkilatı bir başvuruda bulunsun. Biz bir ortak güç oraya konuşlandırarak kontrol altına almak istiyoruz denildi. Ama BM Güvenlik Konseyi'nde hala ses yok. Yani dünya maalesef sessiz. Sessiz. Yani Allah'tan insanlar sessiz değil. Fransa'da tarihin en büyük protestosu gerçekleşti. Paris'te. Yani Fransız ihtilalinin çocukları eşitlik, özgürlük, adalet meselesine sahip çıktılar. Yani Fransız yönetimini demiyorum. Fransız halkı. Paris'te gurur vericiydi. Tarihin en büyük protesto eylemi. Harikaydı. Ve dolayısıyla dünyada halklar bunun farkında. Bir şekilde kendi yönetimlerine çağrıda bulunuyorlar. Ama yöneticileri maalesef buna kör ve sağır. O çıkarlar doğrultusunda duymazlıktan geliyorlar. Tarih onları yargılayacak. Öyle kalmaz. Yani zamanında işte Alman Nazizmi Yahudilere bunu yaptı ve bugün tarih nasıl Nazileri yargılıyorsa, Almanları yargılıyorsa yarın da Filistinlere yaptıklarından dolayı bir kez İsrailleri yargılayacak tarih. Tarih affetmez. Umuyorum affetmez Melik Bey. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bugün biraz böyle duygusal. Ben çocuk falan konusu olduğunda hiç konuşamıyorum, bakamıyorum bile. O fotoğrafta zaten arkamda duruyor. Yo, hala bakmamaya çalışıyorum. Umuyorum yani çocuk tarih... Buyurun. Yok haklısınız. Yani bu fotoğraf, hayır bu fotoğrafları görünce çok haklısınız. Yani bu fotoğrafları görünce, bu 7 yaşında, 1 yaşında, 2 yaşında ölü çocukları görünce inanın insan kendi çocuğuna sarılamıyor. Yani ben evde o fotoğrafları gördükten sonra saatlerce kendi çocuklarıma sarılamadım. Suçluluk duygusu. Yani orada çocuklar ölürken burada ben kendi çocuğuma sarılmayı böyle haksızlık ediyormuşum gibi vicdan azabı duydum. O yüzden çok haklısınız. Çok haklısınız. Yani bu insan, yani insan olan bundan etkilenir ve haklısınız yani. Ben zaten Amerika'nın artık insanlık konusundan çok uzaklaştığını, her şeyin menfaat ve para ve ben nasıl kimin kafasına basarım, ona göre hareket ederimci olduğuna bu videolarla artık kesinlikle emin oluyorum. Dediğim gibi yani önemli şeyler bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Bakalım kabineden de esnafla ilgili neler çıkacak, onları da konuşacağız. Sağ olun Melik Bey. Yarın da aynı saatte görüşeceğiz. Dediğimiz gibi... Kolaylıklar, iyi yayınlar. Sağ olun, sağ olun. Türkiye gündeminde Filistin diplomasisi devam ediyor. Kabinede gözlerimiz hani acaba ne açıklanacak ve bir genelge geldi. Evet hani anlıyoruz ki işte hangi saatlerde dışarı çıkılmayacak, seyahat yasakları nasıl etkili, bunların hepsine bakıyoruz. Ama tabii kabineden buna dair yeni mesajlar da gelecek. Esnafa dair belli açıklamalar gelecekmiş. Bakalım orada nasıl destekler açıklanacak. Çünkü bu 17 günlük kapanmada aslında kapanmanın bitmesinin en ana nedenlerinden bir tanesi artık insanların ekonomik anlamda dayanamayacak
hale gelmeleri. O yüzden açıklanacak işte eğitimdeki değişiklikler veya aşılar geldi mi gitti miden çok şu anda yine gözler cüzdanlara ve insanların ayı bitirebilmesine geldi. İşten çıkartma yasakları devam ediyor ama emin olun çok fazla yerde insanlar ücretsiz izinlere yollanıyorlar ve çoluklarını çocuklarını geçindirmeye çalışıyorlar. O yüzden şu andaki gündem acaba ay bitecek mi, ben aç kalacak mıyım olduğu için biraz bu esnaf için açıklanacak olan müjdeler mi deriz, teşvikler mi, açıklamalar mı önemli hale geldi. Kabinede gözlerimiz diyorum. Ufak bir aradan sonra 9.30'da devam edeceğiz. 24 ekranlarından ayrılmayın. Ekranlarına hoş geldiniz. Ben Vesto Uyanık. Analiz Sentez tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sizi İstanbul'un farklı noktalarına götüreceğiz. Muhabirlerimiz karşımda. Üçü de ışıl ışıl karşımdalar. Ama önce Elif Yavuz'la başlayacağım. Önce bir trafik alacağım. Sonra AVM'ye, sonra da bir okula gideceğiz. Ve muhabirlerimiz tüm bilgileriyle karşımda. Elif Yavuz, söz sende. Trafik nasıl? Yoğunluk başlamış mı? Bana anlat. Sen biliyorsun benim tarzımı. Buyur. Vesto Uyanık, öncelikle günaydın. İstanbul trafiği artık ilerlemeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren %20 oranında bir artış meydana geldi. Saat 7.30'dan bu yana aslında canlı bağlantılar yapıyoruz. %29'da başlayan trafik şu saat itibariyle %45'e ulaştı. Biz şu anda kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz'la beraber Çamlıca gişelerdeyiz. Burası İstanbul'un giriş noktalarından bir tanesi. Yoğun akıcı bir trafik vardı. Hala akıcı ancak trafik artmaya başladı. Kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz birazcık size buradaki trafiği aktarırken ben genel trafik durumundan söz etmek istiyorum. Aslında Çamlıca gişeler noktalarından giriş rahat, trafik akıcı olarak ilerliyor. Ataşehir'e kadar aslında trafik güzel ilerliyor ama Ataşehir'den sonra Elmalı'ya kadar bir yoğunluk var. Adım adım ondan sonrası. Toplamda süre kaybı aslında bir saate yakın. Kartal 2. Köprü'den Avrupa'ya doğru geçişlerde biraz yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Seyran Tepe Ok Meydanı sapağından itibaren 10-15 dakikalık bir kayıp var. Hadımköy'de ise biraz daha sakin bir trafik mevcut. Avrupa'ya, Anadolu'ya geçersek yine Beylikdüzü Avcılar tarafında, Küçükçekmece tarafında yoğunluklar var. Tabii pazartesi iş yoğunluğu mesai başı olması nedeniyle bu noktalarda her zamanki gibi yoğunluklar var. Ancak trafiğin en çok yoğun olduğu noktalardan birisi Unkapanı. Unkapanı köprüsündeki tadilat nedeniyle Unkapanı'na giden tüm yollarda yoğunluk yaşanıyor. Bu noktada artık harita bordoya dönmüş durumda. Dur kalk yaparak ilerlemeye çalışıyor şoförler. Biz şu anda Çamlıca gişelerdeyiz. Bu noktadan aslında birazcık aktarıyoruz trafiği. Trafik %45'e ulaştı dedik. İstanbul'da yavaş yavaş tam kapanmanın bitmesiyle birlikte göç hareketliliği yeniden İstanbul'a doğru, metropole doğru olmaya başladı. Öte yandan otobüsler de geliyor. Biz şu anda Çamlıca gişelerde kontrol noktasının olduğu yerdeyiz. Polis ekipleri bu noktada otobüsleri de durdurarak yine kontroller, kimlik kontrolleri yapılıyor. Aslında seyahat kısıtlaması da bir yandan kalktı. Ancak polis ekipleri her olumsuzluğa yönelik bu noktalarda denetimlerini gerçekleştiriyor. Trafik yavaş yavaş artmaya başladı aslında. %45'e ulaştı dediğimiz gibi. Sabah 7'den bu yana aslında yayınlar gerçekleştiriyoruz. Sabah 29'da başlayan trafik şu anda %45'e ulaştı. Dakikalar, saatler ilerledikçe bu noktada trafik artışı da meydana geliyor. Özellikle İstanbul'a dönüşler bugün gerçekleşecek. Dün Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaydık. Orada da yoğunluk beklentisi vardı. O yoğunluk öğle saatlerine doğru İstanbul'a girişler başladığında artmaya başlayacak aslında. Biraz daha İstanbul'daki trafikten söz etmek gerekirse Ataşehir yönünde biraz yoğunluk artıyor. Buradan Kartal'a kadar trafik rahat. Ardından Ataşehir'e geldiğimizde Elmalı'da bir yoğunluk meydana geliyor haritaya göre. Elmalı'da biraz daha harita kırmızılaşıyor. Ardından köprüye ulaşılmada yaklaşık bir saatlik bir zaman kaybı meydana gelecek. Anadolu yakası, Avrupa yakasında geçişlerde köprü yoğunlukları var. Avrupa'da ise yine Beylikdüzü, Küçükçekmece, Avcılar katılımlarında yoğunluklar yaşanıyor. Tekrar etmek istiyorum. Unkapanı'nda çok büyük bir yoğunluk var. Eğer oradan geçmeniz mümkün
şart değilse, alternatif yan yollar bulunamıyorsa Unkapanı Köprüsü'ne giden tüm yollarda yoğunluk yaşanıyor. Çünkü oradaki tadilat trafiği çok olumsuz etkilemiş durumda. İstanbul'da trafik şu anda bu şekilde %45 ile öğle saatlerine daha gelmeden bir yoğunluk yaşandı diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Çok teşekkür ediyorum Elif Yavuz. Dediğimiz gibi şimdi dün bir dolu sürprizi oldu. Anadolu yakasında dolu yağdı. Bugün bir bardak su bile atılsa %70'leri 80'leri görürüz. Bugün insanlar da biraz kapanmalardan sonra hemen böyle bir arabayla çıkıp geziyorlar. Bugün çıkmayın. Bugün dışarıdan gelenler de var ama bugün bana göre saat 5-6 gibi bir 70'i 80'i görürüz diyorum. Çok teşekkür ediyorum Elif Yavuz'a. Bize İstanbul genelindeki trafiği çok güzel özetledi. Şimdi Melis Bakangöz'e gideyim. Melis bana eğitimle ilgili olan kısmı söyleyecek. Muhabirlerimizle zehir gibi yayınları yapmaya devam ediyoruz. Ben üçünü de çok seviyorum. Çok güzel bana bilgiler veriyorlar. Melis de karşımda. Melis, eğitimle ilgili sen bana bilgileri vereceksin. Yüz yüze eğitim başladı ama tartışmalar da şöyle, hani çok fazla değişiklik oldu. Veliler, öğrenciler ne düşünüyorlar? Hani ne durumdalar? Yanında da bir konuğun var. Bakalım. Buyur. BESTO Uyanık, tabii 17 günlük bir kısıtlama vardı. 17 günün ardından da öğrenciler tekrar okullarına geldiler. 17 gün öncesinde de aslında 8-12. Sınıflar ve aynı zamanda da anaokulları yine okullardaydılar. Bugün de aynı şekilde açıldı. Dün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Tabii önlemler de alınmış durumda. Şimdi size göstermek istiyorum. Biz şu anda bir okuldayız. Tabii virüsten korunmak elimizde yazılı afişler yine asılmış durumda. Öksürme, hapşırma sırasında ağız ve burnu tek kullanık kağıtla kullanmak gerekiyor, tokalaşmamak gerekiyor gibi yine uyarılar yapılıyor. Bununla birlikte sınıf mevcutları da azaltılmış durumda. Gördüğünüz üzere 20 kişiyle sınırlandırılmış durumda. Sınıflar yine sağlığınız için lütfen maskenizi takın diye de yine aynı şekilde sınıfların girişlerinde uyarılar var. Benim yanımda bir de konuğum var. Selma Hoca var, fen bilgisi öğretmeni. Ben hemen sormak istiyorum. Hocam, hangi sınıflar okuldalar? Neler yapıyorsunuz? Şu anda okulumuzda ana sınıfları 8. ve 12. sınıflar bulunuyor. Biz hızlandırılmış programda öğrencilerimize genel tekrar yaparak eksikleri olan öğrencilerin eksiklerini kapatmaya çalışıyoruz bu süreçte. 17 günlük süreçte de zaten öğrencilerimize online olarak gerekli desteği sağladık. Gerekli konu tekrarlarımızı yaptık. Ancak orada yeterince tamamlayamayan öğrencilerimiz şu anda daha iyi verim alacaklarını düşünüyoruz onları. Yüz yüze eğitim her zaman daha iyi bir sonuç verebiliyor. Evet evet. Yüz yüze eğitimde öğrencilerin gözüne bakmak eğitimdeki en önemli şeydir. Öğrencilerimizle en azından göz göze temasta bulunuyoruz bu noktada. Okula gelmeyen 8 ve 12. sınıflarla birlikte anaokulları dışındaki ara sınıflar ne yapıyorlar şu anda? Evden devam mı ediyorlar? Evet, ara sınıflarımız şu anda evden online eğitime devam ediyorlar. Aynı şekilde 8. ve 12. sınıflarda ana sınıflarında da okula gelmeyen öğrencilerimiz hibrit eğitime devam ediyorlar. Tamamen tercihe mi bağlı? Evet, tercihe bağlı. Şu anda mesela sınıfta yüz yüze derse katılan öğrencilerimizin dışında online olarak da derse katılan öğrencilerimiz mevcut. Peki niye 8 ve 12. sınıflar özellikle geliyorlar? Sınav grubu oldukları için bu sene bir sınava gireceklerinden dolayı eksiklerini tamamlamak adına şu anda okuldalar. Çok teşekkür ediyoruz Selma hocamıza. Dediğimiz gibi BESTO Uyanık, biz şu anda bir okuldayız ve buraya sabah saatlerinden itibaren bir bayrak töreniyle birlikte İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından derslere 8. ve 12. sınıfların girdiğini gördük. Tabii onlar sınava hazırlanan bölümler, bu nedenle de yüz yüze eğitim onlar için şu süreçte çok önemli. Bununla birlikte ana sınıfları da aynı şekilde okuldalar diyelim. Sözü tekrar size stüdyoya bırakalım. Peki Melis, sana bir sorum olacak. Selma Hoca'ya da yöneltebilirsin. Çocukların psikolojileri nasıl? Yani mutlular mı? Online olarak katılmayı tercih eden daha mı fazla? Gördüm, sıraların arasında mesafe var. Çocuklar orada ders yapıyorlar. Hocamız gitmediyse sorabilir misin acaba? Nasıl psikolojileri? Yani mutlular mı? İyiler mi? Memnunlar mı? Hocamızda hemen sorayım. Evet. Peki hocam, şöyle bir soru var, Beste Uyanık soruyor. Çocukların psikolojileri nasıl? Yüz yüze eğitime geldikleri için mutlular mı, yoksa sıkılıyorlar mı? Veya online eğitime devam eden sayısı mı daha fazla, yüz yüze eğitime gelen sayısı mı daha fazla? Şu anda yüz yüze eğitime gelen öğrenci sayımız daha fazla. Öğrenciler okula geldikleri için çok mutlular.
en azından arkadaşlarıyla bir temasta bulunmasalar da sosyalleşebildikleri için şu anda çok mutlular. Bu işin eğitim basamağında birazcık da sosyalleşmek de devreye giriyor. Öğrencilerin psikolojisi de devreye giriyor. Evet, sınava hazırlanıyorlar ama bunun yanı sıra öğrencilerimizin psikolojik olarak da iyi olmalarını sağlamak zorundayız. O yüzden öğrencilerimizin hepsi şu anda çok mutlular. En azından birbirlerini görüyorlar, evet, değil mi? Evet, yani en azından şu anda sınava hazırlandıkları için hepsi çok stresli ve hepsinin aynı stresi yaşadığını, yüz yüze geldiklerini daha iyi bir şekilde anlayabiliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Dediğimiz gibi Beste Uyanık, çocukların psikolojisi de yüz yüze eğitimde daha iyi şekilde gelişiyor diyebiliriz. Çünkü sosyalleşmek, uzaktan da olsa sosyalleşmek onlara iyi geliyor dedi Selma hocamız diyelim. Sözü tekrar size, stüdyoya bırakalım. Teşekkür ediyorum Melis Bakangöz'e. Dediğimiz gibi bu çocukların psikolojileri çok önemli. Hele sınav döneminde velilere ve eğitim sistemine çok daha fazla rol düşüyor. Maalesef demek kesinlikle tarzım değil. Sonuçta çocuklar yeni şeylere de adapte olmak zorundalar ama onların sınav dönemlerine böyle bir dönemin gelmesini, hani iyiye çevirebilirlerse evde oturduklarına test çözüp belki tekil olduklarında daha iyi kullanabilmişlerdir ama psikolojileri burada çok önemli. Mutlularsa ne güzel ama aileler açısından da bir nefes molası olmuştur. Çok teşekkür ediyorum Melis Bakan Göze'de. Şimdi İlayda Ayçiçek'e gidiyorum. O da AVM'lerle ilgili bana açıklayacakları var. İlayda, söz sende. Beste Uyanık 17 günlük tam kapanmanın ardından bugün pek çok sektör yeniden işbaşı yaptı. AVM'lerde kapılarını açmaya hazırlanıyorlar. Kapılar aslında yarım açıldı diyebiliriz şu an. Çünkü yalnızca AVM çalışanları, AVM personelleri giriş yapmaya başladı. Onlar AVM'deki mesailerine başlıyorlar. Ancak AVM'yi ziyaret etmek isteyenler için kapılar 10'da açılacak. Bizler buraya 8.30'da geldik. Kameraman arkadaşım Kemal Yılmaz'la birlikte ve hazırlıkları görüntüledik. Yerlere sosyal mesafe işaretleri tekrar yerleştirildi AVM'lerde. Bugün ilk gün olacak kapanma sonrası. Bu nedenle de son hazırlıklarını gerçekleştirdiler. Son hazırlıklarını tamamladılar. Hemen şöyle girişte neler karşılayacak bize, onu göstermek istiyorum. Önceden HES kodlarını burada görevli personel kontrol ediyordu ama artık HES kodlarını burada makineler aracılığıyla kontrollerini sağlıyorsunuz. Risksizdir yazısını gördükten sonra içeriye giriyorsunuz. Aslında bu yöntem hem personeller için güvenli hem de içeriye girecek insanlar, AVM'yi ziyaret edecek insanlar için güvenli. Ardından X-ray cihazlarından geçiş yapıyorsunuz. X-ray cihazları da artık eskisi gibi düz ve renk gri değiller. Üzerlerinde sosyal mesafe, maske uyarıları var. Alışveriş merkezinde girişte uyulması gereken kurallar anlatılıyor hemen baktığımız zaman. Dediğimiz gibi AVM'lerde kapılar açıldı ama şu an için personeller için açıldı. Personeller AVM'lere giriş yapmaya başladılar. Ziyaretçilerin girişi ise saat 10'da olacak. AVM'ler akşam saat 8'e kadar açılacak. Şimdi hemen yanımızda AVM'nin yönetim direktörü Oğuz Isıgöllü var. Efendim, biz biraz anlattık. 17 gün sonra ilk müşterilerinizi, ilk ziyaretçilerinizi ağırlayacaksınız. Neler düşünüyorsunuz? Evet, 17 gün kapalı kaldıktan sonra bugün itibariyle tekrar ziyaretçilerimizi ağırlamaya başlıyoruz. 17 gün boyunca sadece online satış yapan işletmeler, marketler ve eczaneler faaliyetteydi kısıtlı saatlerde. Bugünden itibaren sabah 10, akşam 20 arası alışveriş merkezleri açık durumda. Tabii gene kısıtlı olan bölümler var, sinema, eğlence gibi. Bunlar tahmin ediyorum Haziran başına kadar kısıtlı olmaya devam edecekler. Tedbirler yine eskisi gibi devam ediyor. HES kodu sorgulama, ateş ölçümü. Şimdi biz görüyoruz, son temizlikler de yapılıyor ziyaretçiler öncesinde. Başka hangi tedbirler alındı? Aslında en önemli tedbirler ateş ölçümü ve HES koduyla içeriye kabul edilmeleri ve belirli kapasite oranında ziyaretçi alınmasıyla başlıyor. Mağaza içlerinde de aynı şekilde kapasiteler kısıtlı olduğu için belli metrekarelere sadece belli sayıda insanlar alınıyor. Mümkün olduğu kadar içerideki sirkülasyon alanlarında karşı karşıya gelmemeleri ziyaretçilerin sağlanmaya çalışılıyor yönlendirmelerle. Hem sesli hem yazılı uyarılarla. İlayda. Yaş kısıtlamaları kalkmış oldu. Aslında 18 yaş altı kısıtlaması, bu bizim için çok önemliydi. Buyurun efendim. Bir sorum var. Şimdi içeride açık dediğiniz olan yerlerle ilgili. Buyurun.
içeride açık olan yerlerle ilgili. Şimdi dükkanlar açık, yeme yerleri gelal yapıyorlar değil mi? Sabahleyin erken saatlerden akşama kadar gelal ve paket yapacak değil mi? İçeride açık mı yemek yerleri? Yani insanlar daha çok sadece dükkan gezmek için de eninde sonunda ortak bir şey... Ortak yeme içme alanlarını hemen Oğuz Bey'e yöneltelim. Evet, evet, bu lütfen. Soru. Oğuz Bey, AVM'lerde yemek katları var, ortak yeme içme alanları var. Burada oturup yeme imkanı bulabilecek mi ziyaretçiler, yoksa diğer restoranlarda olduğu gibi gelal ve paket servis mi uygulanacak? Evet, gelal, götür ve paket servis şeklinde ay sonuna kadar hizmet verecekler. Oturmak şu an olmayacak. Aslında AVM dışındaki kafe restoranlarla aynı şekilde kısıtlamalar devam ediyor. Ay sonunda tahmin ediyorum vaka sayılarını da takip ederek bu önlemlerin tamamen geri alınacağını ve eski normale yakın süreçlerin başlayacağını düşünüyorum. Teşekkür ederiz Oğuz Bey. AVM'ler hazırlıklarını tamamladılar. Son temizlikler yapılıyor. İşaretler yerleştirildi. Saat 10 itibariyle kapılar ziyaretçiler için hazırlanacak diyelim ve tekrar size stüdyoya dönelim. Teşekkür ediyorum muhabirlerimize. AVM'lerden, trafikten ve okuldan bize çok değerli bilgilerini verdiler. Elif Yavuz'a, Melis Bakangöz'e ve İlayda Ayçiçek'e çok teşekkür ediyorum. Şimdi konuklarımla konuşmaya başlayalım. Bugün stüdyoda Mustafa Kartoğlu, karşımda doçent doktor Ata Özkaya ve profesör doktor İsmail Balık'la analiz sentezi 17 günlük kapanmanın sonrasında normal bir şekilde başlatalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Bayram nasıl geçti? Mustafa Bey, sizle başlayayım. İsmail Bey. Günaydın diyelim önce konuklarımıza. Bayram valla biraz üstümüzden geçti. Biz eve kapandık. Bayram da üstümüzden geçti. Muhatap olmadık çok fazla. İşte tele bayramlaşma yaptık herkesle. Zannediyorum hemen herkes de öyle yaptı. Konuştuğum kişilerin önemli bir kısmı yazlıklardaydı. Okullarda artık bir daha açılmayacak yüz yüze eğitim anlaşıldığı için. Yani o şöyle, yani sınavlara hazırlanan sınıflarda tabii o olabilir diye bu beklenti var ama diğer ara sınıflar için böyle bir beklenti yok. O yüzden de herkes gitmiş. Vallahi en çok sevindiğim şey tabii her gün vaka sayılarına, işe yaradı mı bari, işe yaradı mı bari filan diye. Vaka sayıları biraz düşmüş. Beklendiği gibi düştü. Ama yani endişe edildiği gibi de çıkmaması için biraz daha bizim bu kısıtlamayı sürdürmemiz lazım. Kısıtlamayla birlikte aşılamanın da artacağını umut ediyoruz, varsayıyoruz. Çünkü o konuda da bir sorun kalmadı gibi gözüküyor. Bakalım. İnşallah ay sonuna kadar bu işten ciddi anlamda çıkışı göreceğiz gibi bekliyoruz. İsmail Bey, sizin bayramınız nasıl geçti? Sonra Ata Bey'e soracağım. Teşekkür ederim. Tabii ki biz bayramı aynen Mustafa Bey'in söylediği gibi tele bayram şeklinde geçirdik. Telefonlarla, görüntülü görüşmelerle büyüklerimizle, küçüklerimizle bayramlaştık. Ama biz tabii bayramda da sağlık çalışanı olarak aktif bir şekilde çalışmaya devam ettik. Hastanelerimiz 24 saat çalıştı. Aynı zamanda yöneticilik olması vesilesiyle sürekli telefonların çalıştı bu anlamda. Doğal olarak yoğun müdahalelere, işte ağır hastaların durumuyla ilgili danışan asistanlarımıza danışmanlık vermeye devam ettik. İşte sorun çözmeye, hastalara yer bulmaya, acilde oluşan problemleri çözmeye, uzaktan da olsa, giderek kontrol ederek de olsa bizim bayramımız çalışarak da bu şekilde geçmiş oldu. İyi bayramlar diyeyim. Ata Bey, sizinki? Şimdi biraz bayramı sormadan olmaz, bu kadar geçtik, atlattık. Evet. Zor bir dönem bitti şimdi. 17 gün artı bayram. Sizinki nasıl geçti? Valla biz herhalde bu dördümüz evdeydik diye düşünüyorum ben. Çünkü futbol kutlamaları, şimdi görüntüler gelecek birazdan. İsrail-Filistin protestoları, ondan sonra ise işte gezmeden çıkanlar, gidenler, printer'dan izin basanlarla beraber biz dördümüz herhalde evdeydik. Ben sabahleyin hani daha 40 fırın ekmek yememiz gerektiğini düşünüyorum insanımız olarak. Yani bu kapımızı kaynaklayamayacaklarına göre, ama Allah'tan çok şükür bir 10 binleri falan gördük. Hedef 1000'di ama 5000 5000 evet. Buyurun Ata Bey. Benim de bayramım evde geçti. Evdeki dördüncü kişi evet. Ata Özkaya. Evet, evde ben de büyüklerimle telefonla bayramlaştım tabii ki. Bir de sınav kağıtları okuyup yeni haftaya hazırlanma, kendi çalışmalarımızı yürütme imkanı bulduk. Evdeydik.
geçen seneki gibi bir bayram geçirdik. Aslında pek bir farkı yoktu diyebiliriz. Umarım bu kapanmamız, bu eforumuz sizin de söylediğiniz gibi ülkemizin vaka sayılarını azaltmaya yaramıştır ve önümüzdeki günlerde yaradığını daha iyi hissederiz. Şimdi sadece dördümüzün evde olduğunu kanıtlayan görüntüler geliyor. Beşiktaş'ın şampiyonluğa kutlayalım. Biz Fenerliyiz, başka takımlıyız diye kıskanmıyoruz. Sadece biz tedbir için o görüntüleri izleyelim mi? Şimdi gelsin o görüntülerimiz. Beşiktaş şampiyon oldu. Fenerbahçe Galatasaray'la çok kıran kırana bir mücadele. Ben Fenerli olarak hüsranla ayrılandım ama biliyorsunuz ben milli takım Fenerlisiyim. Herkes gol atınca seviniyorum. Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları geliyor. Bakın sadece dördümüz evdeyiz. Ben orada değilim mesela. Ben evdeyim. Çocuğumu kucaklıyorum. Dediğimiz gibi bu görüntülere ne diyoruz? Bir şey demiyoruz. Şampiyonluk haklarıydı. Vallahi tabii. İnşallah artmaz. Yani, hakikaten o kendi dedikleri gibi şerefiyle, hakkıyla bir şampiyonluk kazandı. Ve gerçekten de heyecanlı oldu. İki hafta gecikmesinin de sebebi Beşiktaş aslında. Hı hı. Çok daha erken olabilirdi. Bir iki talihsizlik yaşadı. Sevmek tabii herkesin hakkı ama biz tabii bu sevinmeleri ve protestoları sadece burada da değil, işte demin söyledin, İsrail protestosu çok hak ve görevdir aslında. Bütün dünyada da var. New York'ta, evet, oldu, Berlin'de oldu, Fransa'da oldu, oldu, Paris'te, her yerde oldu. Bundan çok fazla bir kaçış yok. Dolayısıyla bu beklenmeyecek bir şey değil. Hani yakaladığına ceza yazan demiştin ya sen geçen hafta, şimdi bunun neresine ceza yazacaksın sen? Bu olmaz. Bazı durumlar maalesef kendi şartlarını yaratıyor. İnşallah kimseye bulaşmamıştır diye umut edelim, yani yapılacak bir şey yok. Kesinlikle. Şimdi turizmi konuşuyoruz. Önce İsmail Bey size sözü vereyim. Genel olarak gidişatı nasıl görüyorsunuz? Vaka sayısı arkama gelsin çünkü bugün konuşacak çok konumuz var. O yüzden dinamik dinamik gidelim istiyorum. 10 binin biraz üzerinde vakalar geldi. Ölüm sayısı yine 250 seviyelerinde seyrediyor. Ağır hasta sayısında sonunda bir 3000'in altına indirebildik ama siz nasıl görüyorsunuz? 1 Haziran önemli bir eşik mi? Yani bir bu 15 günde biz 5000'leri konuşacak hale gelebilir miyiz? Tabii ki çok haklısınız. Şu anki rakamlarla biz kendimizi rahat hissedemeyiz. Yani kademeli açılma kararı dün açıklandı. Ama farkındaysanız bu kademeli açılma kararlarında çok ciddi bir temkinli açılma vardı. Bu da çok yerindeydi. Çünkü geçmişte yaklaşık 2,5 ay önce 1 Mart'ta bu düzeylerdeydik. 1 Mart'ta bu düzeylerdeydik ve biz orada bir hata yaptık. İngiliz varyantı Türkiye'ye girdiği sırada biz kapanacağımız yere birçok ülke kapanma yaptı. Bu bir varyant çok hızlı yayılıyor diyerekten biz açılmaya başladık o takdirde. O açılmanın da aslında sıkıntısını 60 binli vakalara gelerek gördük ve ancak 2,5 ayda biz bu noktaya gelebildik. İlk önce hatırlayalım, Samsun, Trabzon, Rize gibi, yani Doğu Karadeniz bölgemizde kırmızılık olmuştu haritayı hatırlarsak. Evet. O kırmızı sonra İstanbul'a, daha sonra da tüm Türkiye'ye yayılmıştı. Şimdi yine o noktadan tekrar büyük bir dalgaya, dördüncü dalgaya gidebiliriz eğer bu sefer dikkatli ve temkinli davranmazsak. Hükümet dünkü yaptığı açılma kararlarında bu dikkati gösterdi. Şimdi vatandaş olarak da bizim de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu kademeli açılma çok kritik. 1 Haziran sizin dediğiniz gibi bize önemli fikir verecek. 1 Haziran'a kadar kademeli temkinli gidilecek. 1 Haziran'da biz tam kapanmanın bizim günlük vakalarımıza ne derece etkilemiş olacağını, indireceğini göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız günlük vaka sayılarını 5000 hedefi koydu. Ama Avrupa Birliği 100.000'de 25 sınırını koydu. Yani bize dedi ki kardeşim siz 100.000'de 25'e gelmezseniz biz size kısıtlama uygulamaya devam ederiz. Evet. Ha, diyeceksiniz ki kendi içinde bu kriteri uyguluyor mu? Uygulamıyor. Örneğin İspanya, İtalya, Yunanistan gibi ülkelere kendi arasında Avrupa Birliği kapalı turizme teşvik ediyor. Bunun dışında bu ülkelerin en büyük rakibi olan Türkiye'yi çok ciddi anlamda kısıtlamaya alıyor. Bunu da bizim vaka sayılarımızı bahane ederek yapıyor. Aslında güvenli turizm açısından bakıldığında ben kendim çok detaylı bir şekilde inceledim. Otellerimizin aldığı, Turizm Bakanlığımızın aldığı tedbirleri o ülkelerden fersah fersah daha iyi.
Yani bir turistin bize gelip bizdeki vaka sayıları her ne olursa olsun enfeksiyonu alma ve ülkelerine götürme riski inanın İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan'dan çok çok daha düşük. Ama politika... Ama şöyle bir şey var İsmail Bey. Ben inansam bile biz karşımızı inandırmakta zorluk ya. Şu anda en büyük problem o. Yoksa ben de eminim otellerde çok ciddi tedbirlerin alındığının, insanların dikkatli... Ama mesela bir video ortaya atıldı. Ondan sonra öyle bir tepki oldu ki geri adım atıldı. Halbuki oradaki amaç iletişimi sağlamaktı. Yani insanlara ben tedbirliyim. Ama ne düşünüyoruz o video ile ilgili? İnsanların ağzındaki maskede enjoy I'm vaccinated yazmasını. Şimdi aslında tam da bunu yapanlar sizin söylediğiniz şeyi yani kendimizi anlatmaya, Avrupa'ya anlatmaya dönük bir kampanya yapmışlar. Bir kampanyanın unsuru olarak bunu kullanmışlar. Ama bizi de bir takım insanlar, kimisi politik amaçlı, kimisi de gerçekten onuruna gururuna dokundu düşüncesiyle bu görüntülere isyan etti. Ama bunu yapanların belki iyi niyetli bir düşünceyle Avrupa'ya dönük yaptıkları bu girişimde birazcık algı yönetimi konusunda dikkatli olmaları gerekiyordu. Evet. En azından hükümet şunu yapabilirdi. Belli meslek gruplarında madem ekonomi önceleniyor burada, şu denilebilirdi. Biz artık bu noktadan sonra ekonomideki anahtar alanlardaki çalışanları, yoğunlukları, bulaştırmayı engellemek için aşılama sırasına yaşla birlikte almaya başlayacağız diyebilirdi. Örneğin otomatik sektörü Türkiye'de ekonominin önde gelen sektörlerinden bir tanesi. Ekonomiyi ayakta tutan, cari açığa önemli ölçüde katkı veren sektörlerden bir tanesi. İşte kalabalık ortamlarda çalışan otomotiv işçileriyle beraber turizm çalışanlarını da biz aşılamaya başlayacağız deseydi eğer bu kararı alanlar, o takdirde böyle bir reaksiyon olmazdı. Örneğin algı yönetiminden kastettiğim benim bu. Zaten bunu ben bir anlamda gerekli de görüyorum. Çünkü şunun için yayılmada asıl önemli 3 sacaya var, 3 faktör var. Bir tanesi kalabalık ortamlarda çalışanlar, toplu taşıma ve toplu taşıma kalabalık ortamlarda çalışanlar ellerine enfeksiyona geçiriyor. Üçüncü de evlerde bulaşma. Hı hı. Yani bu 3 bulaşma noktasını dönük bizim ciddi tedbir almamız lazım. Madem ekonomiyi biz önceliyoruz, ister istemez tüm dünyada bu gözetiliyor. Çünkü salgında ekonomiyi ayakta tutacak tedbirler almazsanız salgınla baş etmek, salgınla mücadele etmek de mümkün olmayacaktır aslına bakarsanız. Dolayısıyla burada ne yapmamız gerekiyor? Madem çok fazla kişinin çalıştığı iş yerlerinde seyretmeye gitmek gerekiyor. Çalışan sayısını kademeli mesai çok işe yaramadı İstanbul gibi yerlerde. Çünkü yarım saat, bir saat aralıklarla olan mesaide ne toplu taşımada seyretmeyi sağlayabildik biz, ne de iş yerlerinde yeterince sağlayamadık. Hı hı. Hem özel sektör, hem de fabrikalar, hem de kamuda çok fazla kişinin aynı ortamda çalıştığı yerlerde mutlaka seyretmeye gidilmesi gerekiyor. Vardiyalı çalışma olabilir. Yani sabahtan öğlene kadar erken, çok erken başlanabilir. Sabah erken saatlerinde öğleye kadar bir vardiya olur. Öğleden sonra 8'e kadar bir vardiya olur. Hem bu toplu taşımadaki yoğunluğu azaltır, hem de çalışma ortamlarında ciddi anlamda seyretmeye sebebiyet verebilir. Ha, siz vardiyalar arası açılsın diyorsunuz. Çok yakın duruyorlar, aralar açılsın. Aralar açılacak. Bunun için de eğer araları açamadığınız sektörler varsa da bu sektörlerde artık aşı tedarikinde sorunumuz kalmadı gibi görünüyor. Hı. Bugünden itibaren bu şekilde bir planlama yapılması lazım. Nasıl turizm sektörüne yaptıysak. İşte örneğin kimileri diyebilir ki avukatlara niye öncelik verdiniz? Kimileri diyebilir ki emniyet güçlerine, polislere niye öncelik verdiniz diyebilir. Yani sadece turizmcileri günah keçisi yapmak ya da işte o görüntüyü günah keçisi yapmayı da ben açıkçası çok haksız olarak görüyorum. Anladım, bu eleştiriyi haksız görüyorsunuz. Bunlardan şunu yapmamız gerekiyor. Toplumda ciddi bir açıkçası yılgınlık var, bir reaksiyon var. Hı hı. Bu reaksiyonun yönetilmesi, algının yönetilmesi de çok çok önemli. Toplum bilimcilerinin burada devreye girmesi gerekiyor. Nasıl bilim kurulu var, bilim kurulunda neler yapılıyor? Daha çok hastalığın yönetilmesi, işte aşılama, gruplar vesaire gibi konular yapılıyor ama psikiyatristler, psikologlar, toplum bilimcileri, ekonomistlerin falan bir arada olduğu bir ortak akılla bunun eline boyuna tartışılması, dünyadaki örneklerin incelenmesi ve orada yapılan uygulamalara toplum ne gibi reaksiyonlar veriyor?
bunların bizden önce aynı şeyleri yaşayan ülkelerdeki görüntülerin nabzının tutulup ona göre sözünüzün ettiğim bu ortak akıl mekanizmasıyla bu tedbirlerin ya da kararların son şeklinde verilmesinde yarar var diye düşünüyorum. Anladım. Atabey, siz ne düşünüyorsunuz genel video ile ilgili? Yani iletişim vardı ama yanlış bir yol mu? Ve biz genel olarak mesela Perşembe Cuma günü piyasa kapalıydı ama orada biz ekonomisel olarak bir artış bekliyorduk dolarda. Nitekim o 8.52'ye bir değdi, rahatladı. Şimdi 8.34'e doğru geriliyor. Ama nasıl görüyorsunuz bu 17'sinden sonra 1 Haziran'a giderken? Bu da bunun turizm ayağı var, esnaf ayağı var. İşte mesela değişik AVM'ler açık ama kafeler kapalı. Ama içerisinde de gel al oluyor. Gene bir aynı tartışma başlayacak. AVM çalışanları nerede yiyecekler? İnsanlar yine yerlerde mi oturacaklar konusu var. Ne düşünüyorsunuz? Yani çok böyle tartışılacak çok konu var işin içinde. Evet, teşekkür ederim. Önce Turizm Bakanlığımızın reklamıyla başlayayım ben de, müsaade ederseniz. Tabii. Tabii reklamın maksadı belli. Yani oradaki maksat belli. Sadece oluşan tepkilerden dolayı, yani maksat hasıl oldu muyu sormamız gerekiyor. Tam olmamış gibi gözüküyor. Değiştirilebilir. Yani neticede turiste bir mesaj ya da sizin dışınızdakileri, aslında turiste de değil sadece, siz ve dışınızdakiler gibi düşünerek bir mesaj verilebilir. Mesela ben tedbirliyim ya siz, ya da biz tedbirliyiz ya siz gibi de yazılabilirdi. Bu düşünülebilir. En iyisinin ne olduğu bulunabilir. Bu çok sorun değil tabii ki. Ama bunun dışında, yani olaylar bizi nasıl bir seyre götürecek ki sorusu daha önemli. 17 Mayıs 1 Haziran arası kademeli olarak açılmaya geçilecek. Ben bu bizim 29 Nisan'dan itibaren söz konusu olan kapanmamızın ve vaka sayılarının 10 bine kadar inmesinin aslında erişebileceğimiz, bu tip tedbirlerle erişebileceğimiz maksimum olduğunu düşünüyorum. Yani ancak kapanma süremizi uzatmamız lazım daha fazla inmemiz için, ama aynı hızda iner mi ondan da emin değilim. Yani mesela 15 gün daha kapalı kalsaydık 5000'e iner miydik, 8000'de mi kalırdık sorusu önemli. Tabi bilimsel bir soru. Bunu uzmanlarımız ancak cevaplayabilir. Bu açıdan yaklaştığımızda sorunun cevabı, yani kilit olan, aşılama hızımızın ne seviyeye çekileceğidir. Bunun nasıl planlandığı ve bu planın gerçekleştirilme takvimidir. Şimdi planlamalar da bazen akamete uğradığı için o yüzden bunu görmemiz gerekiyor, aşılama hızına eriştiğimizi. Tabii burada aşılama hızında artık şu önemli oldu. Sayın hocamın da belirttiği gibi belirli bir hizmetler sektörünü önceleyen aslında bir aşılama takviminin getirilmesi daha uygun olabilir. Çünkü hizmetler sektörü ağırlıklı bir ekonomideyiz. Ekonomik olması ayrı bir yana, ama bunun yansıması şu şekilde oluyor. Hareketli, yani mobilize olan çalışanlar onlar, ve kalabalığa girip çıkanlar özellikle büyük kentlerimizde ve turizm sezonunun açılmasıyla bu etkileşim daha da artacak. Böyle bir önceleme yapılabilir. Yeni bir sıralama gruplaması yapılabilir meslekler arasında. Onu düşünüyorum. Tabii bunlar yeterince aşıya ulaştığımız varsayım altında söylüyorum. Yeterince aşıya istenilen sürede ulaşamazsak Eylül-Ekim ayları zorlu geçebilir. Tekrar kapanmalar gündeme gelebilir. Onu da göz önünde bulundurmamız gerekecek. Bir yandan bu turizm sezonunun geleceği ise, daha önce de işaret ettiğimiz gibi ara ara konuşmuştuk, Avrupa Birliği'nin izlediği politikalara bağlı. Yani burada maalesef sağlıkla beraber mali politikalar da işin içine girmekte ve Avrupa Birliği Güney ülkelerinin, özellikle İspanya, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerin mali durumu kötü olan, bütçe dengeleri kötü olan ülkelerin salgından da biliyorsunuz olumsuz etkilendiler oldukça. Onların kurtarılmaları gerekti. Bu ülkelerin baskıları dolayısıyla Avrupa Birliği'nin turist nüfusunun Avrupa içinde kalması gibi bir strateji izleneceği aşağı yukarı belliydi. Yani bunu öngörebiliyorduk. Bunun için çeşitli bahaneler, görünür sebepler bulunabilecekti. Bu da aşı pasaportu ve benzeri, evet, belirli aşıların sınıflandırılmaya alınması, belirli aşıların
henüz onaylanmadan bekletilmesi Avrupa İlaç Dairesi'nde olabilir. Başka türlü politik kurumlar tarafından böyle bir düzenleme, engelleme yapılabilir. Yani bu yazı benim tahminim, öngörüm Güney Avrupa ülkelerine yönlendirecekler ya da kendi içinde mobilize edecekler mümkün olduğunca. Bize de tabii bir miktar turist gelecektir şüphesiz. Ancak en son İngiltere böyle bir şerh koydu. Umarım o da kaldırır. Hindistan varyantı yüzünden sanırım o bir şerh koydu. İngiliz vatandaşlarının güzergahlarını düzenlemek maksadıyla. Bu olumlu gelişmeler bir yana ilerleyebilirse, tabii olasılığı gitgide düşüyor. Zincirleme olayları beklediğimiz için, yani beklentimiz artıyor bu şekilde. O yüzden gerçekleşme olasılığı düşmüş oluyor maalesef. Ama umudumuzu kaybetmememiz de lazım. O zaman turizm sezonunu uygun, beklenilen seviyede olmasa bile, yani COVID öncesi seviyelere ulaşamasak bile geçen yıldan biraz daha iyi geçirebileceğimizi düşünüyorum. Bunun da tabii ki ülke ekonomisi beklentileri üzerinden sizin de söylediğiniz gibi kur süreçlerine etkisi olacaktır bir koluyla. Diğer kolu bizim kaçınılmaz harcamalarımız, biliyorsunuz. O kaçınılmaz harcamalarımızın başında ithalat, dış borç servisi ve enerji harcamalarımız gelmekte. Onu durduramıyoruz. Kesmemiz de çok zor. Açıldıkça biraz daha artabilir. Tabii bu ihracatı da yanında arttıracağı için söylemekte fayda görüyorum. İhracatımız da artacak. Avrupa Birliği'nin hareketlenmesi ve talebinin artması dolayısıyla birbirine zıt olan bu etkenlerin nasıl bir denge oluşturacağını göreceğiz. Ancak bu denge bizim elimizde iken büyük çoğunluğu üretim ve tedbirler maksatlı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik aktivitesindeki hızlanma finansal piyasalar üzerinden, çünkü biz o ülkeye finansal piyasalar üzerinden daha çok karşılıklı bağımlıyız. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir gelişmelerin etkisini biz ekstra olarak yaşayacağız. Bunu da biliyorduk zaten. Bu da bilinmeyen bir şey değildi ama gerçekleşecek yavaş yavaş. Yani bunu aslında kelimenin tam manasıyla idrak etmiş olacağız. Dolayısıyla finansal piyasalar açılmayı ve dünyada COVID'in kontrol altına alınmasını büyük ölçüde satın almışlardı. Hepimizin bildiği gibi. Artık yeni oluşacak veriler, yani enflasyonun onların düşündüğü gibi mi Amerika'da, özellikle dünyada bir de emtia fiyatlarıyla beraber gerçekleşmesi, ona bakacaklar. Ya da kötü haber var mı, tam tersine odaklanacaklar. Bu da dolar TL kurundaki dalgalanmayı, gelişmekte olan ülkelerde de benzer dalgalanmayı oluşturacak ana etmen gözüküyor iç sebepleri bir kenara koyduğumuzda. Bu ana etmen yalnız ağırlık kazanacağı için ben burada birden, yani birkaç kez dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz yabancı yatırımcının ilgisi azaldığı için bu ana etmenin arz ve talebin dengesini bozmak yönünde daha fazla önümüzdeki dönemde etkisi olduğunu göreceğiz. Yani politik olaylara da açık bir süreç yaşamış olacağız. Aslında bu açıdan biraz riskli bir durum görüyorum ben. Bakıldığında politik olayları da hepimiz biliyoruz. Jeopolitik olaylar, NATO toplantısı gelecek. Haziran'ın ilk haftası ya da yanlış hatırlamıyorsam ilk haftası olması lazım. İki haftasında. Bütün bunları topladığımızda bizim dolar TL kur sürecinde önümüzdeki dönemde elimizde olmayanların biraz daha ağırlıklı, kontrol edebildiklerimizin daha az ağırlıklı olduğu bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum finansal piyasaların bakış açısıyla. İsterseniz altını da ekleyebilirim buna Vesta Hanım. Altını değerlendirdiğimizde geçen görüşmelerimizde de vurgulamıştım. Altın ve kripto paralar arasında geçişkenlik söz konusu ve bu devam ediyor. Kripto paralardan söz konusu olan kaçışlar, yani kripto paralardaki piyasa çok kötü. Evet, evet. Bunu da birçok kez uyardık sizin de vesilelerinizle, hatırlarsanız. Evet. Kanal 24 platformunda. Ancak burada vatandaşlarımızın ilgisi devam etti kripto paraya çeşitli sebeplerden dolayı. Özellikle bu sosyal medyayı kullanan büyük ne diyelim yön tayin edici şirketler
Tesla gibi artık adını zikretmemizde bir mahsuru yok çünkü çok konuşulur oldu. Burada manipülatif yani spekülasyonu geçen tavırlar içinde davranıyorlar bu yatırımcılar ve vatandaşlarımız burada aslında tamamen yatırım anlamında finansal okulu yazarlıkları olsa bile bu aşama geçilmiş durumda. Bunu da ben artık ben özür olduğunu düşünmüyorum. Şöyle kabahat olduğunu düşünmüyorum. Çok özür dilerim. Çünkü çok fazla haber akışı, çok fazla spekülasyon ve de manipülasyona kayan haber akışı seyrediyoruz. Burada finansal okuryazarlığa sahip vatandaşlarımız dahi çok çabuk yanılabilirler, aldanabilirler. Çünkü artık bunun uzmanı olmanız gerekiyor burada gerekli yorumu yapabilmeniz için. Dolayısıyla ben bunun bir şekilde kripto parayla beraber yatırımcı davranışının da düzenlemeye tabi tutulmasını düşünüyorum. Böyle koşullar altında çünkü bir ay önce başka bir şey söyleyen bir yatırımcıyı takip eden vatandaşlar bir ay sonra yok ben ondan çekiliyorum deyip çok büyük miktarda bir kayba uğrattığında bununla yüz yüze kalıyorlar. Yani burada ekonomik davranışın tabii ki rasyonel olması gerekiyor. Hepimiz teorik olarak bunu kabul ediyoruz. Ancak gerçekte durum böyle olmuyor. Özellikle insanlarımızın, bütün dünya insanları için geçerli bu. Belirsizlik altında kaldıklarında koronavirüs salgını veya başka sebeplerden dolayı rasyonel karar verme, makul karar verme davranışları akamete uğrayabilir. Bu insanlık halidir. Yani bunu kimseye zorlayamazsınız. Siz neden böyle düşündünüz diye bu koşullar altında. Bundan faydalanmak da ekonomik olarak ahlaki değildir. Yani bunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Ekonomi ahlaki denen bir kavramımız vardır. Bu yapılmaması gerekir. Bundan faydalanılmaması gerekir. Ancak gördüğümüz davranış tipi bu yatırımcılar bundan faydalanmayı da ekonominin kuralları içinde olduğunu düşünüyorlar. Tabii bunun da İleride aslında belki de şeyini göreceğiz, bir tip revanşını mı diyelim artık ne derseniz, eğer bu davranış şekli yaygınlaşırsa diğer insanlar da yatırımcılar da bunu öğrenecekler ve aynı ekonomik ahlaki kavram dışında davranacaklardır. Bu iyi bir şey değildir. Yani birbirini sınırlamaya götürür. Bu yüzden düzenlemelerin ben birçok kanaldan yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hem kripto paraların kendisi açısından yapılacağı dile getiriyor. Kara para aklama merkezi olabileceğine dair uyarılar Mart ayında yapılmıştı hatırlarsanız. Amerikan Hazine Bakanlığı tarafından. Ama şu anda bunlar önümüze şu anda ama kara para aklamayla alakası yok. Bana göre gelenekselde olan her şey nasıl balinalar küçük balıkları yutuyor diye biz bunu konuşuyorduk. Şu anda aynısı gerçekleşiyor. Ethereum'un CEO'suyla Dogecoin şaka coin'i olarak çıkartılan üzerinde Elon Musk'ın bir kedisi olsaydı kedi olacak bir coin'in çarpışması. Ve şimdi yani şu andaki en kötü şey şu kripto paralara düzenleme gelsin her yerden gelsin. Ama bana göre ben şunu düşünüyorum. Fed, Yellen, Biden bunların hepsi bunları biliyor. Nasıl emin olacağız Elon Musk'a? Hadi bastır nasılsa kripto paralar kötü. Geleneksele kaydın. Bana göre böyle bir oyun da dönüyor olabilir. Neden olmasın ki? Tabii, filler tabii, tepişti, çimler ezildi. Evet. Çimlerde yazık o garip coinlere yatırım yapan insanlar oldu. Bana hep soruluyor Dogecoin ne olacak? Dogecoin ne olacak? O yüzden hikayesi olana gidin diyor. Şu anda boğa piyasasıyla ayı piyasası arasındaki incecik bıçak sırtında. Buradan iki gün sonra eğer ben 38-37 görsem geçmiş olsun ayı piyasasındayız. 55 görürsem hala boğa piyasasındayız. Yani kara para ve şeyi söylüyoruz. Bence kesinlikle düzenleme gelme çünkü artık suyu çıkmak üzere ama bana göre devletler de o kadar kayıtsız değil. Yellen'ın Fed başkanı olduğunda Ripple ve Ethereum ortaya çıkmış. Ben bugün en fazla Ripple ve Ethereum'u konuşuyorum. O zaman Yellen bilmiyor muydu yani? Görmüyor. Şunu ekleyebilirim. Beste Hanım, bu devletlerin bu konudaki seyrinin ve ne yapacağının sadece işaretlerini alıyoruz. Ancak geçen hafta içinde hatırlarsanız Amerikan Adalet Bakanlığı kripto para borsası için soruşturma başlattı. Yani burada biz bunların kara para olduğunun kararını beklemiyoruz. Finansal piyasalar buna göre hareket etmiyorlar. Burada soruşturma haberi yeterli zaten. Bu tip yönlendirmeler yani en büyük oyuncu devlet olduğu için devlet bu şekilde girip yönlendirebilir bunu ve bizim yani sosyal medyada çok büyük yatırımcı gibi görünen kişiler, şahsiyetlerse bu kararın ardından hemen çark etmeye başlarlar ki biz şu an bu süreci görüyoruz. Yani Mart'ta bir uyarı yapıldı, şimdi ikinci uyarı geldi ve artık bu büyük yatırımcılar gördüğünüz gibi çark ettiler.
ve bu devam edecektir. Benim izah etmek istediğim bu. Yani kara para aklanıyor değil buradaki mesele. Kara para aklanmasının haberleri, yani şu iyi vukuundan beter kısmı ekonomi ve finansal piyasalar için fiyatlamayı yaptırtan kısımdır zaten. Olayın gerçekleşmesi olduğunda siz bunu sadece idrak etmiş olursunuz. Fiyatlama gerçekleşmiş olur. Bu yüzden süreç devletin regüle etmesine doğru aşama aşama gideceği için fiyatlamalar da aşama aşama yapılacak. Ve burada da kripto paraların kaçın ayakta kalacağı değil tartışma. Yani kripto paraların ileride ne kadarın hayatta kalacağı değil buradaki tartışma, normal yatırımcının kripto paranın bu seyrinden elde edeceği zararın önlenmesi için bizim yapmamız gereken uyarılardır. Tabii ki uyarılar önemli ama her koyun kendi bacağından asılıyor. Şimdi genel dönersek İsmail Bey, son böyle eklemek istediğiniz, benim dışarıda bıraktığım, bundan sonraki bir 15 gün önemli, şunu yapmayalım bunu yapmayalım dediğiniz, maske kullanımı ile ilgili mesela, maske kullanımı bence azalacak insanlar çünkü bir rehavete kapıldılar, altını çizmek istediğiniz özel bir şeyler var mı? AVM'ler açıldı, hani AVM'lerle ilgili tedirgin edici şeyler var. Mustafa Bey aynı şekilde, İsmail Bey'i de çok tutmayayım çünkü konuşacağımız konularda çok siyasi olacak birazdan. Var mı ekleyeceğiniz herhangi bir şey İsmail Bey? Özel altını çizelim. Çok haklısınız Besra Hanım. Tabii ki var. Bu özellikle bizim kademeli gevşemeye başladığımız zamanlarda toplumda bir tamamen gevşeme, tamamen tedbirleri bir kenara bırakma duygusu oluşuyor. En azından toplumun belli bir kesimde. Bu %5'i 10'u olsa bile tekrar salgının büyümesine yetebiliyor. Çünkü bunu engelleyebilecek tek elimizdeki silah aşılama, ama aşılama oranının bu anlamda etkili olabilmesi için toplumun en az %60-70'inin aşılı olması gerekiyor. Biz henüz bu orana çok uzağız. Her ne kadar dünyada en çok aşı yapan ülkeler içinde olsak bile iki doz aşısını yapanların oranı %11-12 civarlarında. İngiltere, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgeleri gibi yerlere örnek verecek olursak, oralarda aşılama oranları %40'ların üzerine geçtiği için zaman zaman insanların tedbirsiz davranması büyük bir dalganın ortaya çıkmasını engelleyebiliyor. Aslında artık onlarda birazcık da aşı karşıtlığıyla mücadele başladı. Biliyorsunuz Biden iki aşısı olanların belli alanlarda maske takması gerekmiyor dedi. Gerekmeyebilir, biz bu tedbiri alabiliriz dedi. Bu birazcık da aşı karşıtlarını aşıya doğru yönlendirmek için yapılan bir söylemdi. Normalde toplumun %70'i aşılanmadan tedbirleri bir kenara bırakmak aslında bilimsel değil. Bunu kesinlikle peki, söylememiz gerekiyor. 65 yaş üstüne özgürlük diye Akşam Gazetesi de başlıktan aldı. İki aşısına olan 65 yaş üstü çıkabiliyor. Sonuçta bence doğru olan bu. Ama sırası gelen ve olmayanlar da var. Onlara sizce bir tıp dünyasına önemli bir isim olarak özel bir şey uygulanmalı mı? Yani niye aşısı gelip de aşılanmıyor? O zaman onlar acaba içeride mi kalmalıydı? Hani bu çok sert gelir, işte demokratik özgürlüklere karşı gibi gelir ama o sadece kendisini tehlikeye atmıyor ki, çarpan etkisi var. Yanlış mıyım Mustafa Bey? Doğru. Bir kişi aşı olmuyor. Çevresindeki herkes çalıyor. Ben onun keyfini mi bekleyeceğim? Evet, bir kere alınan bu tedbir son derece yerinde oldu. Çünkü 65 yaş üstü vatandaşımızın hareketsizliği nedeniyle bunları tekrar etmemiz gerek yok. Zincirleme gelişen, hatta kalıcı bir takım sorunlar oluşmaya başlayacaktı ki oluştu da birçoğunda. Dolayısıyla iki aşısını birden olmuş olan vatandaşlarımızın artık kısıtlamaların dışına çıkarılması son derece yerinde oldu. Üstelik çok akılcı bir uygulamayla yaptılar da bunu da. Mesai saatlerinin yoğun olduğu, yani toplu taşımanın çok kullanıldığı saatlerde onlara toplu taşıma yasaklandı. Bu evet. da yerinde bu uygulamaydı, evet. gençlere ve onlara. Bunun dışında onlar kısıtlamadan muaf bırakıldı, iyi oldu. Ama sizin dediğinize gelecek olursak, şimdi biz aşı kararsızlığı, tereddütü yaşayanları anlatmaya çalışmamız lazım. Onları ikna etmeye çalışmamız lazım. Tabii ki gönüllü olması gereken bir iş bu. Ama büyük bir salgınla, ölümlere sebebiyet veren bir sorunla karşı karşıyaysanız, burada birazcık daha hani gönüllülük esası olsa bile yönlendirmeye dönük, işte Biden'ın yapmaya çalıştığı gibi iki aşısı olanlara belli alanların
daha serbest bırakılacağı ile ilgili hakların tanınmasında çok derece aşı olmak istemeyenler doğal karşılaması gerekir. Çünkü burada toplumun sağlığı yöneticiler tarafından hesap ediliyor. Şimdi artık geldiğimiz noktada yaş aşağı çekildikçe biz ne kadar anlatmaya çalışalım aşı karşıtlığı ya da kararsızlığı oran giderek artıyor maalesef. Evet. Bunda sosyal medyanın negatif etkisi var. Bu nedenle ben artık belli bir noktadan sonra aşı politikamızda bir değişikliğe gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani özetle şu tavsiyeyi yapmak istiyorum. Bu yaştan sonra, bu yaştan itibaren aşağıdakilerde kronik hastalığı, yani enfeksiyon aldığında yine ağır geçirme riski yüksek olanlar sıralamada kalacak. Ondan sonra artık ekonominin bir taraftan gözetilmesi, bir taraftan da başta söyledik ya, salgının yayılmasındaki anahtar faktör yoğun iş yaşamı, toplu taşıma ve oradan eve taşınma şeklinde oluyordu. İşte buna dönük aşılamayı bizim aşılama politikalarımızı değiştirmemiz lazım. Yoğun işletmelerde, ekonomik açıdan kritik yoğun işletmelerde aşılamayı önceliğe almamız lazım. Bu sadece ekonomiyi korumak açısından değil, salgın hızını kesmek açısından ve yeni dalganın oluşmasını engellemek açısından da bu kritik bir karar olacaktır. Çünkü salgının gidişatı sırasında buna benzer baştan alınan kararlarda zaman zaman değişimler yapmak, farklı yollara sapmak gerekebilir. Bu inisiyatifleri almakta yarar var. Hatta ve hatta olağan dışı inisiyatifler de alınabilir. Örneğin İngiltere başlangıçta salgını çok kötü yönetirken aşıda inisiyatif aldı ve dünyada menşei ülkeden de önce aşıyı acil kullanım onayı vererek en hızlı aşı yapan ve aşı tedarikinde avantaj sağlayan bir ülke oldu. Onun da yararını salgını Avrupa'da en hızlı bir şekilde kontrol altına alan ülke konumuna gelmiş oldu. Dolayısıyla bizim sağlık otoritemizde, hükümetimizde yeri geldiğinde bu tip inisiyatifleri almalı diye düşünüyorum. Yani illaki bizim ilk başta 4 kategoriye ayrılan aşılama sıramızın öyle gitmesi gerekmiyor. Burada bir takım değişikliklere hızlı bir şekilde gidişata göre yönlendirme yapılabilir. Tabii bu tedarikle de ilgili bir şey. Dolayısıyla benim şu aşamada sizin sorunuza vereceğim cevap bu kadar. Anladım. Şimdi esnafa destek paketi son dakika olarak sürekli düşüyor. Melik Yiğiter'le de konuşmuştuk. Şimdi Mustafa Bey, bu son dönemde esnaf çok... İsmail Bey, sizi daha fazla tutmayalım isterseniz, çünkü siz sürekli çalışıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık değerli bilgileriniz için. En kısa sürede görüşmek üzere. Umarım salgın önemli ölçüde geriler ve Kurban Bayramımızı her zaman olduğu gibi sağlıklı bir şekilde yüz yüze. Ay inşallah gerçekten. Sevdiklerimizle birlikte geçirebiliriz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kendilerimize başta olmak üzere. Hoşçakalın. Şimdi esnafa destek paketini konuşuyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklamaları artık net bir şekilde yapması bekleniyor. Esnafın aldığı borcu kazanamadığı ve o yüzden ödeyemeyeceği, o yüzden hani bir erteleme, belki kredi, belki faizsiz krediler konuşuluyor. Neleri bekliyoruz? En çok çünkü çok zorlandılar. Daha önce konuşmuştuk burada aslında. Genel bir beklenti var. Bu işte ciro desteği vardı biliyorsunuz. Evet, kira i̇şte desteği, şeyler uzatılmıştı. Kısa çalışma ödenekleri uzatılmıştı filan. Bunların çok ciddi faydası var. Oldu da bugüne kadar da esnaf aslında hayatta tuttu. Fakat ayağa kalkması gerekiyor. Hayatta olmasının bir ilerisine geçmesi gerekiyor. Orada da geçen yıldan, yani 15 ay oldu. Geçen yıldan alınmış, hatta önceki yıldan alınmış krediler var. Ve o kredilerin ödeme zamanı geldi. Bir takım destekler var. Bir yıl, iki yıl ödemesiz destekler var esnafa. Bunlar çok çok yerinde ve önemli destekler. Onların ödemeleri geldi. Ve devletin... Yapılandırmayı kaçırmışlardı. SGK primi vardı. Onlar var, evet. Dolayısıyla bunların da bugünlerde düşünülüyor olması lazım. Çünkü biz şunu yapmaya çalıştık. Şimdi iş dünyası da bunu istedi. Yani biraz normalleşelim, biz kendimizi koruruz. Böyle olmuyor bu iş. Normalleşemedik. Böyle olmuyor. Bence onların da oturup bir sorumluluk alması gerekir. Hani biz de destekledik. Hani kontrollü normalleşmeyi hepimiz destekledik. Hepimiz çok istedik. Fakat kontrollü normalleşme dediğimiz şey
dükkanda normalleşiyor, normal bir kısıtlama, gerekli kısıtlamalar sağlanıyor olabilir ama evde sağlanamıyor. Dolayısıyla o anlamda bizim belki bu destekleri iki ay önce gündeme getirip biraz bu günleri yaşamamamız gerekiyordu. Ama bu tabii her aşamada kendi kendimize ders aldığımız bir süreç. Şimdi ben o anlamda biraz bazı ertelemeler bekliyorum aslında. Tamam. Faizsiz ertelemeler bekliyorum. Belki esnafa yeni destekler bekliyorum. Bir de bunların işte aşılama süreçleri son derece önemli. Aslında aşılamada yaş önemliydi, evet. İleri yaşlar önemliydi. Ama bu saatten sonra artık yaş değil, iş önemli. Bana da kalırsa hocamın dediği gibi sektörler, meslekler önemli. Burada her meslek grubu kendi meslek erbabına ayrıcalık olarak bunu değerlendiriyor. Son derece yanlış. Yani avukatlar da tabii ki çalışıyorlar. Avukatlar müvekkilliğiyle işleri var. Yargılamalar nispeten online oldu ama bakın burada bunu bir ihtiyaçla ayrıcalık olarak ayırt etmek gerekiyor. Ben görüntü itibariyle ihtiyaç değil, ayrıcalık olarak anlaşıldığını düşünüyorum. Çünkü kime sorsam ne yapıyorsunuz, evde misiniz bayramla? Değil, daha tabii sizde yok. Şimdi vatandaş da bunu bana gazeteciye bir ayrıcalık olarak görüyor. Vatandaş da ayrıcalık. Şimdi bu, meslek erbabı da ayrıcalık olarak görüyor. Diyor ki onların var, bizim niye yok? Şimdi bu bir ayrıcalık değil. Bu bir iş kolaylığı sağlamak. Dolayısıyla bu ayrıcalık meselesinden bunu çıkartmak gerekiyor. Baskı gruplarının, iş lobilerinin, meslek lobilerinin bu konularda biraz daha hadi etik davranması gerekiyor diyelim. Öbürü biraz ağır kaçar. Biraz daha etik davranması gerekiyor. Ben aşılamadan bunu bekliyorum. Çünkü hani sonuçta hani esnafa devlet versin, ona devlet versin, buna devlet versin. Devletin verdiği şey nereden veriyor? Bizim cebimizden gene veriyor. Dışarıdan gelmiyor ki bu para. Doğru. Dışarıdan gelen para da kredi olarak gelince biz tekrar cebimizden faiziyle geliyor demek durumundayız. Doğru. O yüzden hani bu ver demekle olmuyor. Bazen kıyaslama yapıyorlar. İşte Amerika veriyor, Avrupa veriyor filan diye de adamların elinde Merkez Bankası var ve senin paranın 9 katı ve 10 katı olarak değerli bir parası var. Şimdi bir de bugüne kadar senin benim gibi çalışmamış, bizden biraz daha fazla çalışmış Almanlar. Bunu da teslim etmemiz gerekiyor. Şimdi böyle baktığınız zaman bu kıyaslamalar doğru değil. Biz kendi önümüze, işimize bakmamız lazım. İhtiyaçlarımıza ve onları karşılama gücümüze bakmamız lazım. Cumhurbaşkanı'nın kabine sonrası esnafa yönelik müjdeli haberler vermesi bekleniyor. Doğru. Bunların içerisinde de muhtemelen dediğim gibi ertelemeler olacak. Yeni destekler ve yeni krediler, özel kredi bekleniyordu. Mesela bu var mı bilmiyorum. Çalışıldı mı bayramda diye. Neydi o? Şu anda mesela yapılandırmaya gitse esnaf, hı hı, geçen yıl aldığı ucuz faizli krediyi yapılandırmaya kalksa bugünkü faizden yapılandırabiliyor. Dolayısıyla çok yüksek, iki katını geçti. 6,5'larda, evet. 7'lerde olan şu anda 13-14'lerde. Dolayısıyla orada da bir şey lazım. Orada evet, orada da belli bir miktar bu hesaplanıyor. Zaman zaman atıyorum 3 milyar dolarlık bir kaynak veya 3-5 milyar liralık bir kaynak ayrılıyor ve o kaynak düşük bir faizle belli meslek grupları için tahsis ediliyor. Daha önce oluyordu bu, mesela konut kredileri için yapıldı vesaire. Bazılarında o kaynak kullanılamadı bile. Yani beklenen kadar talep gelmedi. Ucuz faiz, herkes atlar diyorsunuz da o bir yere kadar gidiyor. Onun da bir kitlesi var. Dolayısıyla böyle hem bir hem onun bir kitlesi var. Özel adam önünü göremeyince de atlamak istemiyor. Ama şimdi sonuçta esnaf dükkanını kapatmayacaksa, evet, bu krediyi kullanacak öyle ya da böyle. Bu ertelemelerden yararlanacak. Dediğim gibi yeni bir böyle bir kredi paketi de bekleniyordu. Konuşuluyordu en azından. Bu ne kadar makul bulunmuştur, ne kadar gerçekçidir onu bilmiyoruz tabii. Eğer o değerlendirildiyse belki öyle bir şey de gelebilir. Bence diğer sizin söylediğiniz gibi şimdi paketleri açıklıyorlar. O paketlere bazen talep olmuyor ya da işte hep böyle görüyoruz ya, işte erişemedim edemedi. Orada da bence tamamen bu tartışmaların önüne geçmek, şeffaf, şu şuna gitti, bu buna gitti, bu kadarı talep görmedi de demek lazım diye. Belki ya, olabilir ama orada bir sorgulama yok yani. O zaman da şu spekülasyonlar olmaz. İşte bilmem ne sektörüne gitti ama bizi görmediler, olmaz.
Adam yok. net rakamlıyor siz. Bak dersin buradan senin sektöründen gelmedi ki ben ne yapsaydım. Öyle bir şey bu şeyler de kısıtlama dönemlerinde biz aşırı alıngan davranıyoruz. Demin bahsettiğim şey de öyle yani filancıya var bize niye yok alınganlığı bu. İşte turizm işinde de o videoda biraz da öyle. Şimdi algı ve alınganlık arasında o anlamda bir ilişki var. Şimdi algısı onun şu. Yani turizm sektöründe de başka sektörlerde sadece kendi gördüğü işle ilgileniyor. Yani turistle ilgileniyor. Ne diyor? Diyor ki turist geldiğinde ben aşılı geleceğim diyor. Turist çünkü Avrupa'da özellikle biz İngiliz turistlere hitap ediyoruz ağırlıkla. Acaba muhatabım aşılı mı? Yani şey sen de düşünüyorsun. O da diyor ki evet biz de aşılıyız. Tamam diyor benim için mesele bitti. Peki fakat, başka bir şey yazabilirdi. Bakın şimdi bir şey söyleyeyim. Biz niye bundan alınganlık gösterdik? Ne demek yani ona aşılı da bize niye yok? Bizde bir şey var ya zamanda yapılan aşı kampanyasından mütevellit eşeği aşılatacağım diye bir replik var ya dilimizde. Hani başkaları için yabancılar için hepimizi aşılattırdık. Bizim ne günahımız var? Filancılar niye aşılandırmıyor? Aşılanmıyor vesaire filan. Alınganlık çok yüksek. İşte alınganlık yüksek olduğu zaman da Turizm Bakanlığı'nda bir siyasi aklın devreye girmesi lazım. Çünkü siyasi akıl kendi toplumunu önceler, işini değil. Siyasi akıl. Teknik akıl işi önceler. Der ki bunu böyle yapmamız lazım. Vatandaş evinde otursun yol geçiriyoruz. Siyasi akıl der ki vatandaşı burada küstürürüz ama yarın oyalama. Bir dakika hop nereden geçiriyorsun? Bir bekle. Vatandaşa iki gün müsaade et. İşte yolu geçirirken vatandaşın hayatını aksatma der siyasi akıl. Evet. Şimdi Turizm Bakanlığı'nda öyle bir siyasi akla ihtiyaç vardı. Bu filmi yapan, eden, onaylayan makamlar açısından söylüyorum bunu. O siyasi akıl gösterilmemiş. O kadar yani. Yoksa alınganlık gösterilecek bir durum yok. Yok ben de o kadar fazla büyütmedim ama şu anda böyle bir animasyon ve video koyup geri çek al ver döndü diye de hani iletişim mesela Melik Bey dedik iletişim kaza. Bunlar böyle peş peşe olmaya başladıktan sonra. Bakın bu videoyu yapanlar iletişimciler. Senaryosunu hazırlayanlar iletişimciler. Onay verenler iletişimden anlıyor olmalılar. İnsanın çok alıngan olduğunun. Ya şimdi alınganlı olduğunu da fark edeceksiniz yani. Bunu fark etmeseniz olmaz ki. Peki siz öyle bir maske takmak ister miydiniz? Enjoy and vaccinated yazan. Ben yazmam. Ben takmam da. Ben yazılı çiçekli böcekli maskeleri de şeyim hani uyuzum. Bir de elbiseye uygun maske. Sen de takıyorsan bilmiyorum. Hayır yok. Ben beyaz. Söyleyeceğim. Ben beyaz maske takıyorum. Elbiseye uygun aynı kumaştan dikilmiş falan. Şimdi, işe yaramıyorsun. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu tip durumlarda bu toplumsal etkisini tırnak için alınganlığını gözetmeniz lazım. Gözetmiyorsanız olmaz ya bu kadar basit. Bu gözetilmemiş burada. İletişim kazası dediğiniz şey ya demek ki yollar iyi değil yani. Sürücüler de iyi değil. Kaza bundan olur. Ya yolda sorun vardır ya sürücüde sorun vardır. Bu işleri de ya usulüne uygun yapılmamıştır bu iş. Yani denetleme, koordinasyon vesaire. Orada o işleri yapan ekipte bir bu siyasi aklı gösterecek birinin olup olmaması falan gibi sebeplerden kaynaklanan bir yol hatası vardır. Yöntemde bir hata vardır. Ya da sürücüde bir hata vardır. Bu işi kim yapıyor? İşte Turizm Bakanı. Turizm Bakanı turizmci. Turizm Bakanı siyasi kaygısı olması beklenen bence Turizm Bakanlığı'ndaki en son adam. O çünkü şeye bakar. Turist ne ister bizden? Şunu ister. En iyi onu bilir çünkü. Bunu ister. Ha bunu yapar. Ha çok güzel tamam. Ya millet niye alınsın ki canım? Allah Allah. Yani onlar da herkes de dışarı çıktığında ben aşılayım. Acaba yanındakiler aşılayım mı? Ben de merak ediyorum yani. O da normal. Turizm Bakanı'nın turizmi düşündüğü yani sonuçta kendi otelini yaptırıyor. Bir şekilde oraya birini çekmek istiyor yani. Yani kendi otelini değil bütün otelleri düşünmek durumunda şimdi yani. Dolayısıyla hani kendisi bu işin erbabı olan başkaları için de daha iyisini yapar. Bu anlaşılabilir bir şeydir. Tercih açısından söylüyorum. Ama sonuçta bakan orada ben bunu kınamak için söylemiyorum. Yani sadece turisti ve geleni düşünüyor anlamında kınamak için söylemiyorum. Çünkü onun doğal refleksi o. Ondan sonra başka şeyleri düşünür ama bu bir ekip işi. Dolayısıyla bir de orada hani koydular sonra geri mi çektiler? Geri çektiler, sildiler. Yani ben olsaydım madem böyle bir şey yaptın ondan sonra sildiler, bir daha geri adam atmazsın. Hatta silindiği için de biz gösteremiyormuşuz. Çok komik. Ama yani internet açsa tamam, sen de enjoy and vaccinated. Mesela biraz şu.
Yani madem böyle bir şey yaptın, o zaman onu izah edeceksin, arkasında duracaksın. Benim tercihim budur. Ama onlar öyle tercih etmiştir. Onların da kendi işleri yani. Yapılacak bir şey yok. Kesinlikle. Ama şunu da söyleyeyim. Hani hakikaten kendi adıma söyleyeyim. Alınacak çok bir şey yok oradan. Çünkü ben de dışarı çıktığımda muhatap olduğum insan, acaba kaç kişi bunlar aşılı mı değil mi? Aşılı oldum, ben oldum. Merak ediyorum. Neden? Çünkü ya onlar aşılı değilse bu hastalık şöyle bir şey. Şimdi hep söylüyorduk ya çocuklar, ben daha zamanında söyledim. Bir sürü böyle aşıya ikna olmamış kitle diyelim biz ona. Tepeme inip duruyor. Neyse, neden? Ben çocukları hani aşılamaya karşı olanların olduğu bir yere sorayım. Çocuklar aşılamaya göndermem. Çünkü eve getirecekler. Fakat daha da tehlikeli bir sorun var. Aşılamayan insanların ölüm riski çok yüksek. İtalya'da ben açıklandı aşı oluyorsun. Bana, benim evime taşıyacak, evet. Ama ben çocuklar için endişeliyim. Ben aşılayayım, bana gelecek, bir şey olmayacak. Ama çocuklarda da çok seçici davranıyor bu virüs ve bazı çocuklarda çok ciddi etki yapıyor. Şimdi anne baba aşılanmamış, evinden çocuk kapıp okula getirecek. Çocuklardan biri hasta olacak. Geçmiş olsun hepimize. Şimdi bu komşum olursa çok fena yaparım. Komşum değilse bilmeyeceğim kim olduğunu, ne yapacağım? Havaya bağıracağım. Kime? Havaya bağırdığınızda kime bağırıyorsunuz aslında? İktidara bağırırsınız havaya bağırdığınızda. Devlete bağırırsınız. Hükümete bağırırsınız. Havaya bağırmanın gideceği yer orasıdır. Bu bir muhalefet yöntemi olarak benimsenmişse hakikaten lanet olsun yani. Eğer bir muhalefet yöntemiyse sağlık üzerine. Ha, muhalifsen. Öyle bir yöntemse. Bilmiyorum. O tamamen ayrı bir kategori. Şimdi fakat öbür taraftan ben tam bulaştı bir şekilde atlattım, aşılayım. Ya bir adam, sen öleceksin. Yahut entübe olacaksın. Bazen diyorum ya, Sağlık Bakanlığı mesela kısıtlamalardan ceza almışları hasta olduklarını da açıklasın. Desin ki bugün 26 kişi kısıtlamada ceza aldığı halde kendini kollamayarak entübe duruma düştü. Tamam mı? Şimdi bu insanlar da tırnak içinde, belki isimleri değil ama deşifre edilmesi lazım ki bu gerçekten ya, bak o kadar resimleri, bir siyah çizgi. Valla şimdi hakikaten o kadar kötü bir şey ki bu. Şimdi bunun gibi, veyahut aşılama söyledi ya bir ara açıklamada Sağlık Bakanı, bu vefatlar arasında aşı sırası geldiği halde olmayan yaşlarımız da var diye. Şimdi bu en büyük zararı oraya veriyor. Kesinlikle. Şimdi beni düşünmediniz, benim oğlumun da kızımı da düşünmediniz, okula giden çocukları da düşünmediniz. Tamam, çok güzel. Kendi çocuğunuzu çocuk yaşta yetim ya da öksüz bırakma tehlikesiyle karşı karşıyasınız. Annenizi babanızı öldürme, ölümüne sebebiyet verme tehlikesiyle karşı karşıyasınız. Buyurun bununla yaşayın eğer vicdanınız varsa. Profesör Doktor Acar Baltaş yayında şey dedi, aşı karşıtı değil, bilim karşıtı bunlar artık diye. Çünkü bunun başka bir alternatifi yok. Ya aşı olacaksın ve demişti ki işte bir eğitimsiz kesim bazen böyle şeyler yapabilir. Bir hani şüpheci kişilikler ki bunlar. Ben bir tane doktor okudum. Şimdi hocam kusura bakmasın, tabii ayrıldı ama. Bir tane doktor, gerçek olduğunu düşündüğüm bir hesap, sayıları bölmüş. Evet. Yani tabii hekim olamamak diye bir, ben diyor ya, ben size hekim olamazsınız demedim. Şimdi sayıları bölmüş günlere, 45 bin kişi öldü Türkiye'de diyor, vefat etti işte ortalığı yuvarlak. Bunun şu kadar güne bölersek şu kadar düşer, günü de her günü de illere bölersek 1.20 küsür kişi. Bu nasıl pandemi? Yani kocaman bir ilde bir kişinin vefat ettiği bir şeyden pandemi mi olur diye. Şimdi bir matematikle arası iyi olmayanın hesap yapmaması lazım. Birincisi bu. İkincisi, tıp bilimi matematikle izah edilecek bir bilim değildir benim bildiğim bugüne kadar. İstatistik insan hayatıyla yan yana geldiğinde, salgın gibi tıbbi konularla yan yana geldiğinde başka türlü işler. Bu kadarını söyleyeyim. Ama bakıyorum adam adının önüne kocaman doktor diye yazmış. Bunu okuyan insanlar var. Doktor olmuş arkadaş ama bence yeterli değil. Şimdi istatistiklerle gençlik araştırması da yayımlanmış Türkiye'de, TÜİK verilerinden. Türkiye'de geçen yıl itibariyle 12.893.750 genç bulunuyormuş. Ama bu oran gittikçe düşüyor. Tabii azalıyor. Ve yani çünkü işte doğum oranı bir şekilde azalıyor. Çünkü insanlar geleceklerine baktıklarında işte
göremiyor, önünü göremediği için artık ya böyle bir de tekil şöyle tekil. Şimdi ne? Bizim ben hep söylüyorum, bütün damatlar beni, hele yeni damat olmaya hazırlananlar Calkunla ile dinlesin. Kayınvalideden daha büyük bir nimet yoktur. Çocuklar için özellikle. Şimdi herkes çalışıyor. Eskiden babalar çalışır, anneler ev hanımı olurdu. Şimdi anneler babalar çalışıyorlar. Zorunlular, zorunlu olmasa da çalışıyorlar. Çünkü artık Türkiye'de öyle bir pozisyona geldi. Dolayısıyla şimdi salgında da biz bunu gördük. Anne baba çalışıyor, çocuğu okula gönderiyor. Tırnak içinde çocuktan, o anlamda da çocuktan kurtulmuş oluyor. Çocuğun yükünden kurtulmuş oluyor, bağımlılığından kurtulmuş oluyor. Bu da kötü bir şey değil. E peki okulları kapattık, anne babayı da işe göndermeyeceğiz o zaman. Hem onu işe gönderelim, hem okulu kapatalım, çocuk nereye gidecek? O yüzden kayınvalideler büyük nimettir. Şimdi eskiden daha ataerkil bir yapımız vardı ve anneler, büyük anneler, büyük babalar ya aynı evlerde yahut hatta bundan 30 yıl öncesine kadar, 20 yıl öncesine daha yakın binalarda otururlardı. Şehirlerde birbirine gidip gelme imkanı daha fazlaydı. Şimdi İstanbul'da bir yerden bir yere giderken yarım saatte kafadan, ne kadar yakın olursa olsun, gözden çıkarıyorsunuz. Doğru. Ondan sonra bu 45 dakika, 1 saat, 1,5 saat olarak değişiyor. Şimdi böyle bir yerde de aman Kadıköy'den annem gelsin de bu hafta bizde olmuyor. Kadıköy'den annenin gelmesi 1 saat 20 dakika sürüyor. Burası itibariyle söylüyorum. Ya da kısıtlama var. Hiç kimse hiçbir yere gidemiyor. Hop kaldınız. Şimdi böyle durumlarda durumların bence çok daha fazla etkisi var. Gelecek kaygısından evet, daha fazla etkisi var. İlgilenme, bakım sorunları yüzünden. Eğer devletin de mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 hatta 4 çocuk tavsiyesi var. Sürekli her düğün, nikah kıydığı nikahlarda falan böyle. Artık söylemiyor bile. Biliyorsunuz beni diyor. Evet. Orada şey yapıyor. Ama bence aşağı bürokrasinin de ilgili bakanlıkların da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, hatta Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu işleri bence çalışması lazım. Nasıl destek verebiliriz? 2, 3, 4 çocuk istiyorsak eğer, bu çalışanlar, çalışan annelere nasıl destek verebiliriz? Ama şu anda verilen destekler bunu, çok az. Şöyle, komik. Şöyle tabii rakamsal olarak bakılırsa ne yaparsanız yapın, ne para vereceksiniz ki? 3000 lira verseniz diyecekler ki ama bakıcı 5000 lira. Ama iki çocuğa 300 lira değil. Bir şey söyleyeceğim. Tabii. Ya o bu, komik. O destek ayrı. Fakat bakın, o bakım desteği değil. Yok değil. O evet, gelire bir tür katkı desteği o. Yani mamasını biz verelim, ne bileyim işte bezini biz vermiş olalım filan türü bir destek. Benim kastım o değil. O çocuğun bakılması gerekiyor annenin işine devam edebilmesi için. Evet. Şimdi oradaki şöyle bir kolaylık sağladık. 6 ay ücretsiz izin evet, alabiliyor. Belki daha da uzatılıyordur, onu bilmiyorum. O konularda bir esneklik sağlandı. Bu esneklik çok yararlı. Fakat ücretsiz çalışma, ücretsizlik problem. Hem çalışan için problem. Ben nereye kadar ücretsiz? Evet, bir evet, de ben işe girdik. Çalışanımız anne oldu. Tabii anne oldu. Hakkı var. İyi de orada İşin masa boş lazım duruyor. Evet, yerine evet, birini alamıyorsunuz. Bunların hepsi sorun. O yüzden nasıl yapılacağını bilseydim ben orada olurdum. Bilmiyorum ben nasıl yapılacağını. Ben ihtiyaç kısmındayım. Buna ihtiyaç olduğunu görüyorum. Ve bence Cumhurbaşkanı'nın o tavsiyesinin arkasını daha sıkı doldurması lazım. Sıkı doldurması lazım. Bir dolgu var orada evet, ama daha sıkı doldurması lazım. Kesinlikle. Pandemide bunu çok net görebildik. Çünkü tanıdığım birçok kişi çocukları uzaktaki kayınvalidenin yanında bırakarak İstanbul'da işine gücüne baktı ya da Ankara'da. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Çocuklarla annelerin, babaların da bu kadar, o birbirinden bu kadar ayrılması doğru değil. O yüzden biraz bu pandemi bize bunu gösterdi. İnşallah üstünde dururlar. Bakalım. Ata Bey, eklemek istediğiniz bu konulara var mı? Son 5 dakikamdayım. Buyurun. Tabii, Ata Bey bize piyasalardan bahsetsin. Ya bayramda her taraf karıştı. Ata Bey, biz hani enflasyon, Amerikan enflasyonundan falan filan bahsediyorduk. Bir takım şeyleri biliyorduk da yani evet, o kadar da çabuk ve sert geleceğini beklemiyorduk açıkçası. Bence bekleniyordu. 8.52'ye mutlaka bir değme ihtiyacı var. Yanlış mıyım Ata Bey? Oraya bir değecekti. Onu da konuşmuştuk. Konuştuk zaten. Aynen konuşmuştuk. Her evet, finansal piyasalarda piyasalar sığ olduğu zaman her yaşanan olay tekrar yaşanır. Yani bu fizik aslında evet, fizikten gelen bir kuraldır. Tarzı frekan olay evet,
tekrar eder deriz biz. Dolayısıyla burada yalnız Mustafa Bey birden değil de biraz daha kademeli bir seyir izleyeceğiz önümüzdeki dönemlerde, onu ifade edeyim. Yine devam edecek yani, ama değil mi, öyle anladım. Evet, evet, kademeli bir yükseliş izleyeceğiz. Birden zıplama şeklinde değil ancak. Tamam. Şu biraz önceki konuya ben değinmek istiyorum müsaadenizle. Özellikle yaşlılarımızın durumuyla ilgili iyileştirme gelecek anladığım kadarıyla kabine toplantısından. Ben burada çok iyi vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yaşlılarımızın evet biz iki aşı olduk. Atlattık artık, çıkalım psikolojisine kapılmalarını engellememiz lazım. Bu toplumumuzda çok gördüğümüz, evet sabrettik sonunda muradımıza erdik psikolojisiyle ortaya çıkarlarsa yaşlarımız çok tehlikeli sonuçlar olabilir. Bunun önlenmesi lazım. Bu açılma eğer 65 yaş üstü için sağlanacaksa çok iyi vurgulanması, anlatılması gerekiyor. Tehlikeli çünkü iki aşı da olsa riskin devam ettiğini yaşlılarımız umarım biliyorlardır, umarım daha iyi anlatılır. Bu konuya vurgu yapmak istemiştim. Bir de programımızın başında Vesti Hanım, İsrail-Filistin konusuna tekrar değinmiştik. Ben orayla ilgili bir gözlemimi söylemek istiyorum. O fotoğrafı açar mısınız? Bu fotoğraf burada dursun edersiniz. Kapatana kadar. Bu sabah beni ağlattı. Mustafa Bey inanılmaz etkilendim. Zaten gördüğümden beri Kerem. Gelsin o fotoğraf. Bir babanın drama bu. Bu. Amerika evet. Burası, gerçek burası. O yüzden kınamıyor, o yüzden etmiyor. Buyurun Atabey, buyurun. Evet, söyleyin düşüncelerinizi. Benim gözlemlediğim son haberler Körfez ülkelerinin bir ateşkes çağrısı yapmak üzere toplandığını belirtiyor. Ancak burada haber akışından dikkatli izlenirse ülkemize dair bir ibare yok. Yani bu şu açıdan ilginç. Ülkemizin içinde olduğu ya da olmadığı böyle bir girişimin çok işe yarayacağını düşünmemekle beraber aslında haberin öteki yüzü ortaya çıkıyor. Bu yaklaşık 6-7 ay önceden itibaren Sayın Trump hükümetinin son zamanlarda uygulamaya geçirdiği Abraham anlaşmalarının bir devamı olduğuna dair ben bir izlenim ediniyorum. Özellikle İsrail hükümeti ve Körfez ülkeleri arasında yapılan finansal ve güvenlik anlaşmalarının bir devamı gereği Körfez ülkeleri şu an bir barış istiyor deklarasyonundalar. Ancak burada ben anlaşmanın daha önce kabullenilmiş bölümüyle ilgili bir aşama yaşayacağımızı değerlendiriyorum. Bu şu demek olacak. Evet. Yani daha önce planlanan bir aşamaya doğru Körfez ülkeleri şu an üzerine düşen görevi yapmaktalar. Ülkemizin ismi bu yüzden uluslararası ajanslarda şu an İsrail-Filistin sorununa dair yapacağı katkılar yüzünden geçmemekte ya da perdelenmekte. Bunu ısrarla vurgulamak istiyorum ve evet, önemli bulduğum için değerlendirmenizi sunuyorum. Özellikle dışişleri uzmanlarımızın. Güzel. Mustafa Bey, ekleyeceğiz bir yani şey yoksa İsrail yanlısı, İsrail yanlısı bir ağız oluşturuluyor şeyde. Kesin. Ben bugün bir benzer bir fotoğrafın üzerine, benzer de böyle tabii kolaj değildi. Aha. Bir fotoğrafın üzerine protesto fotoğraflarının üzerine şöyle bir başlık attım Veste. Avrupa'da, Batı'da halklar Filistin, liderler İsrail. Evet. Çünkü halklar gerçekten bu işe daha yakınlar ama liderler bir İsrail, pro-İsrail, İsrail destekçisi, evet, bir İsrail politikalarının destekçisi bir yaklaşım içindeler. Görüyorsunuz maalesef. Burada da kamera geldi. İyice bu insanların aklına kazınsın ki bu fotoğraf, bu çocuklara yapılanlar, belki bu çocukların ölüm haberlerini alacaklar. Burası liderler, burası gerçek halk diyerek analiz sentez programını, evet, noktalıyorum. Sakın bunu unutmayın. Halinizi artık şükreder misiniz? Bu liderler neyin peşinde anlamak istediğinizde işte bu gerçekleri görmeyen liderleri aklınıza kazıyarak hayatınızı sürdürebilirsiniz. Dediğim gibi insanlık açısından kabul edilemez şeyler var. Ben burada sabahlara kadar ağlasam, bir şey değişecekse ben her yayında ağlayayım bu çocuklar için ama bu gerçek. Gidip görmeden belki şey anlayamazsınız ama akıllarına kazısınlar. Şu çocuklardan kazısınlar. Biraz daha büyük bir tane İsveçli kız var değil mi? Greta, evet, bilmem ne. Evet, o bağırıyor. Karıncalara dair her şeyi de konuştu biliyorsunuz. Kendi yaşıtlarıyla ilgili bir söz söyletildi mi o çocuğa? Söyletilmedi. Yani bu tür kullanımlar bence çok tehlikeli. Söyletilsin diye söylemiyorum. Ona da bulaşmasın. Lazım da değil de bana göre. Evet. Ama bu tip tamamen propagandadan ibaret şeyler
insanların duygularını da çok zayıflatıyor. Kesinlikle. Dediğim gibi lütfen bu fotoğrafı unutmayın. Yarın analiz sentezde görüşeceğiz. 12.35'te de kahve molasında beraberiz. Görüşmek üzere.